can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see.
try to be honest. I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without, I can't live without you. I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for, waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer. I want you and only you. To be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without, I can't live without you. I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, closer, I want you and only you.
Spor ekranlarına hoş geldiniz. Zula Süper Lig'in artık 7. sezonunun çeyrek final gününe tekrar hep beraber hoş geldik. Çeyrek finaller oynanacak. Önümüzdeki günlerde de yarı finallerle finaller oynanıp bakalım şampiyonumuz belli olacak ama evet. Gerçekten uzun bir süreçti. 9 haftalık bir lig sürecinden geldik. Şöyle bir takımların üzerinden geçersek zaten birinciyi biliyoruz. Fesbey Wildcats ardından hemen son haftada ikinci Galatasaray oldu. Ama 3-4-5-6'ya baktığında seni şaşırttı mı takımlar? Yani kesinlikle aslında ligin son gününe kadar kalacağını aslında biliyorduk başından itibaren. Ligin de son gününe kadar son sıralardaki özellikle o sıralamadaki takımların netleşmediğini görmüştük. Ama günün sonunda Galatasaray o son anda KBB virajını geçip ligi ilk iki sırada tamamlamayı başardı. Geriye kalan takımlar arasında da gerçekten kısa bir puan farkı, az bir puan farkı olsa da güzel bir eşleşme playoff'u bizi bekliyor. Evet, bugün iki tane çeyrek final karşılaşmamız var. İkisi de best of three üzerinden oynanacak. Yani en iyi üç maç üzerinden oynanacak. Peki bunlar hangi takımlardı? Hatırlıyorsunuz Balıkesir'le Sangalıespor'u eşleşmişti. Sangalıespor son hafta son maça kadar o ilk altı çizgisinde son saniyede tuttu kendini. Evet, yani ligin ilk yarısı tamamlanana kadar acaba ligden düşüyorlar mı? Playout'a mı kalacaklar gibi soru işaretleri varken bir anda ligin ikinci yarısına geçmemizle birlikte o yakaladıkları ivme onları playoff virajına sokmayı, playoff kümesine sokmayı başardı. Ligin sonuna doğru inanılmaz bir yükseliş vardı. Yani bir anda ligin ilk yarısındaki Sangal'dan eser yoktu. İnanılmaz bir takım kimyası, oyuncuların gösterdiği o bireysel evet. gelişim bir anda onların playoff'u kalmasını sağladı. Özellikle o son iki maç. Evet. Gerçekten çok farklı bir Sangal'ı izledik. Ve ne dedik? Çeyrek finallere büyük ihtimalle mesaj bu dedik. Aynen öyle. Hatta ligin ikinci yarısında Galatasaray, KBB, yani Fesbey, Wildcats gibi takımlardan puan çıkararak yani resmen bence final adına bile aslında bize bir göz kırpıyor diyebiliriz Sangal. Evet, çeyrek finallerin ilk karşılaşması dediğimiz gibi Balıkesir Sangalıespor arasında oynanacak. Gerçekten önemli bir mücadele olacak. Hani ben rekabetin çok yüksek seviyede olacağını tahmin ediyorum ve bu çeyrek final karşılaşması tamamlandıktan sonra biliyorsunuz artık ikinci çeyrek final karşılaşmamıza geçeceğiz. KBB Kağıtspor Espor, onlar Dijital Athletics ile karşılaştılar. Onlar da uzun bir mücadele etmişlerdi. Görüyorsunuz çeyrek finalleri KBB ile Dijital Athletics için ne diyebilirsin? Evet, KBB ile Dijital Athletics arasında ligin lig aşamasından bu yana süregelen bir rekabet var. Hatırlarsan ligin ilk yarısından ikinci yarısına doğru geçti. Üçüncülük ve dördüncülük için büyük bir rekabet içerisindeydiler. Ve şimdi beraber eşleşen iki takım oldular. KBB Dijital X'e karşı ligin ikinci yarısında Machine X yokken verdiği mücadele rahat bir galibiyet almıştı. Bugün ise Medir olmayacak Dijital X'te ve yine Dijital X eksik bir oyuncuyla KBB'nin karşısına çıkacak. Bu da onlar için oldukça şanssız bir durum. Evet, KBB Kağıtspor Espor için şöyle özel bir durum var. Son hafta Galatasaray'a ikincilik spotunu kaybettikleri için şu anda bu karşılaşmadılar. Evet. Onlar da önemli bir baskı. Bu oyuncular üzerinde bakalım maça nasıl yansıyacak bu baskı, ama gördüğünüz gibi yarı finallerde yerler hazır. Fesbey Wildcats'in rakibini arıyoruz şu anda. Şimdi çeyrek finallerin hemen karşında gözüken takımlar birbirleriyle eşleşmeyecek. Çeyrek finallerde galip gelenler arasındaki en lig sıralamasını 9. hafta en altta bitiren takım Fesbey Wildcats'in rakibi olacak. Diğer takım da otomatikman Galatasaray'ın rakibi olacak ve böylece yarı finaller ve finaller onlar farklı bir günde oyuncularla birlikte umarım beraber izleyeceğiz onları da. Evet, yani bu durumda da aslında lig aşamasının ne kadar önemli olduğunun bize aslında bir mesajı. Orada yaşanacak en ufak puan kaybı sizin sıralamanızda geriye düşmenizi, devamında da playoff aşamasında Fesbey Wildcats gibi ligi ilk sırada tamamlayan zorlu bir takıma karşı rakip olmanızı gerektirebiliyor. Evet, şimdi çeyrek finallerdeki ilk karşılaşmamıza geçiyoruz yavaş yavaş. Balıkesir'le Sangalıespor'un bundan önce karşılaştıkları maçlar üzerinden gideriz Serkan.
1-1 hatta 2-2 beraberlik var. Evet, aslında şöyle, Sangal 2-0 ligin ilk yarısındaki maçı kazanmıştı diye hatırlıyorum. Burada biraz karışık, komplike bir görsel olmuş ama ikinci yarısındaki karşılaşmayı da 1-1 berabere kalmışlardı. Dolayısıyla genele baktığımızda Balıkesir'in Sangal'a karşı bir üstünlüğü söz konusu. Ama günün sonunda da Sangal'ın ligin ikinci yarısında nasıl bir yeme yakaladığını çok iyi biliyoruz. Bu sonuçlar hepimizi aldatabilir. Evet, Safranbolu'da iki kere karşılaşmışlar gördüğünüz gibi. Çin bahçelerinde ve Gaziantep haritalarında tercih edilmiş. Balıkesir'le Sangalıespor. Şimdi Sangalıespor'un hani o son haftalarda yükselişinden bahsettik ama zaten hani kendinden iyi giden, işlerin iyi gittiği, biraz daha sürekli gelişme gösteren Balıkesir'de konuşmak lazım. Onlar iki kere yenmişler Safranbolu'da. Evet, yani Safranbolu'da net bir üstünlükleri de söz konusu. Dolayısıyla rakip takımın böyle bir seride yine Safranbolu bırakacak olması bir soru işareti yaratabilir. Dolayısıyla ben karşı takımdan bir Safranbolu yasağı bekliyorum. O Safranbolu yasağı gelmezse de inanılmaz bir çalışmalar söz konusu oldu ki o özgüvenle Safranbolu'yu serbest bırakacaklar. Yani böyle bir ihtimal de gelebilir. Çünkü ligin sonuna doğru inanılmaz bir yükselişi vardı Sangal'ın. Safranbolu haritası ve düğün salonunda özellikle. Böyle bir harita yasaklama tercihi gelmezse de çok da sürpriz olmaz. Evet, takımlar hazırlandıktan sonra biz de hemen gördüğünüz gibi Bumpik ekranına geçiyoruz. Bakalım hangi haritalar kalacak? Burada da biraz tabii işte akıl oyunlarının başladığı dakikalara geçiyoruz. Düğün salonunu bağlanlar. Evet, düğün salonu Balıkesir tarafından geldiğini düşünüyorum. Çünkü avantaj Sangal'dan gelmiş bu arada düğün salonu yasa. İlginç bir yasaklama tercihi. Yani Balıkesir'in hızlı bir oyun yapısı var. Belki de düğün salonunda bunu engellemek istiyorlar. Evet, kale haritasını da görmeyeceğiz. Dediğimiz gibi Safranbolu üzerinden konuşmuştuk. Acaba Safranbolu haritası kalır mı? Senin bir ortalama bir harita, bir de hızlı harita mı acaba seçerler? Yani bir Mardin tercihi kalabilir ama bu ilk iki haritada olacağını düşünmüyorum. Çünkü hala yasaklanmadı. Bir üçüncü haritaya sürpriz bir harita tercihi bırakabilirler ama ilk iki harita biraz daha safe. Antep, Safranbolu, Çin gelecektir diye düşünüyorum ama Çin'le Safran bence ilk iki harita yavaş yavaş belli oluyor. Evet. Safran'la başlayacağız Safranbolu haritasında. Ardından Çin bahçelerine geçeceğiz. Eğer serimiz üçüncü haritaya kalırsa ki kalma ihtimali yüksek, onları Mardin haritasında izleyeceğiz. İki takım üzerinden genel değerlendirmeler yaptık. Senin için iki takımda ayrı ayrı olarak gözüne batan, en çok gözüne çarpan oyuncular kimler? Yani oyunculara baktığımızda zaten Sangal tarafında bence Tuvaşi'nin sezon sonuna doğru inanılmaz bir yükselişi mevcuttur. Ritual'in keza keskin nişancı tarafında takımını nasıl sırtladığını, evet, çok iyi biliyoruz. Böyle iki rolde ekstra oynayan oyuncular da bulununca Sangal şu an biraz daha benim favorim yönünde. Yani ligin sonuna doğru ki o performansları da göz önünde bulundurunca biraz bu söz konusu. Ama Safranbolu tercihi geldi. İlk haritamız. İlk haritada Safranbolu'da favori bal desek yanılmış olmayız. Çünkü elimizdeki istatistikler bize, evet, bunu gösteriyor Balıkesir tarafında. Balıkesir böyle bir motivasyonla galibiyetle başlarsa bir anda işler değişebilir. Evet, Çin bahçelerinde biliyorsunuz o mid tarafındaki sniper rolündeki oyuncuların ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Hem Safranbolu haritasında hem Çin bahçeleri haritasında durumlar aynı ama çıkıp da bir hibrit oyuncu bir haritanın gidişatını değiştirme, onu görebilir miyiz, çok merak ediyorum. Yani Balıkesir tarafında Rovdi bunu keskin nişancı tarafında yapacak bir isim. Kazak da aynı şekilde A tarafındaki kısa tarafında yaptığı savunmaları çok iyi biliyoruz. Bir anda 3 kill 4 kill birden çıkarabilecek potansiyeli hızlı bir oyun yapısına sahip bir oyuncu Kazak. Dolayısıyla iki takımda da bu kadar benzer oyuncu yapıları, oyuncu kombinasyonları bulununca gerçekten favoriyi tahmin etmek çok güç. Evet, Balıkesir Sangalıespor çeyrek finalin ilk karşılaşması, ilk haritaya geçiyoruz. Safranbolu haritasında iki tarafa da başarılar herkese, bütün oyunculara bakalım. Balıkesir mu yoksa Sangalıespor mu bu seriden çıkıp yarı finaller için kendilerine adını yazdıracaklar. Ritual'la birlikte Zaywıt iki tane, evet, keskin nişancı silah tercihi var Sangalıespor. Bombayı kurda başlıyor. Şöyle bir mid tarafına erken gelen bir baskı vardı ama çok rahat bir şekilde geçti oyuncular. Smoke ardından herhangi bir hasar alınmadı. B tarafı ikileniyor round başında. Biraz long'da varlık göstermek istiyor şu anda Sangal ama yine dikkatliler. Long tarafında hızlı düşmek istemiyorlar. Bu arada Balıkesir da Ryrix'i gönderdi. Yaklaşmaya devam ediyor. Traktör'ün yakınına kadar gelmişti. Şöyle bir A tarafında short'u kontrol ediyorlar. Ve bu arada bayağı yokuşun altına kadar yerleştirildi o isim. Ama burada ilginç bir durum var. B tarafındaki oyuncu da yavaş yavaş sanırım bakacak. A'yı bir anda short'tan hızlandırabilirler. Önde giden isim Pasika'ydı. Attığı isim onun arkasında. Herhangi bir isim yok. Daha vakit var.
bakalım nasıl değerlendirecek Sangal ama Long'daki oyuncular geri dönmediği için büyük ihtimalle yine A Long, A Short bitecek gibi gözüküyor. Short'taki oyuncular da mid'e bakıp ooo yalnız mid'i keserken Hunter Rode'ye yakalandı. Bu önemli bir kill. Bir anda taktik değiştirebilirler. Entry'yi bulunca Bala Espor şimdi biraz daha rahat nefes alabilir. Ama hala 4 kişilik Sangal atağını karşılamak zorundalar. Nate'ler yavaş yavaş hazırlanıyor Sangal Espor için. İçeride kaza çok iş düşüyor. Kendisini Goose'a bırakmış. Smoke'lar atıldı. Aşağı inmeye çalışıyorlar. İlk oyuncu düştü. Viatrax'ı direkt traktörün yanında yakaladılar. İçeride çok güzel bir savunma. Kazak da vurdu. Rowdy ile birlikte 2-2 yalnız. Long tarafında unutulan bir oyuncu var. Ryrix Zyvat'ı düşürünce artık Ritual tek başına kalıyor. Ve Bala Espor artık round'u kazanmaya çok yakın. Aim'ini bozlar. Ritual'ı yakalıyor. Rowdy'nin 3. kill'iyle Bala Espor 1-0 önde başlıyor. Yani Bala Espor'dan muazzam bir savunmayla başlangıç yaptılar. Yavaş yavaş metada da bir değişiklik olduğunu görüyoruz bu arada. Groza'nın oyuna dahil olmasıyla birlikte oyuncularda da büyük bir çoğunluğunun Groza tercihi yaptığı göze çarpıyor. Pasika ve Hunter hala Auga 3 tercih eden oyunculardan ikisi şu an haritaya baktığımızda. Geri kalan oyuncuların ise Groza tercihi, en azından Bala Espor'un 3 Groza tercih etmesi en azından ilk round'u onlara kazandırdı. İkinci round'da da Entry'yi Rowdy üzerinden bulmalarını sağlıyor. Sangal tarafında 4 oyuncu hala hayatta ama Ritual'in ne kadar hayatta olduğu bence biraz soru işareti gibi gözüküyor. Sadece 3 canı kalmış durumda. Rakip takıma baktığımızda ise 5 oyuncunun ise full HP'si var gözüküyor. Rowdy ikinci kill'ini aramak için B tarafındaki savunmasına yerleşti. Short'u 3 kişi biraz yakından savunuyor diyebiliriz ama 3. isim olan Viatrax biraz daha uzun tarafına yönlendi. 4 kişiyle birlikte Sangal uzun tarafından yavaş yavaş yaklaşıyor. Kazak da oradaki tehlikenin biraz farkında. Short'tan biraz daha uzuna yönlendi Viatrax. Buradaki tehlikenin farkında. Sis bomba da atıldı. Yavaş yavaş ilerleyecekler. Kazak sislerin içerisinden prefire denemesi isabetsiz. Viatrax'ın canı 3'e kadar düştü ama Kazak'tan muazzam bir yardım geldi. Bu muazzam yardım ona 2 kill getiriyor. Üzerine de vuxsız bir kill çıkarmayı başardı. Çukura sıkışan Ritual sadece 3 canı var. Orada bir kill çıkarmayı başardı. İkinci killini de alıyor. Buradaki Bala Espor'un üzerine doğru gelecek oyunu bir anda oyunu Sangal lehine çevirebilir ama Ritual'in işi gerçekten çok zor. 1'e 5'lik pozisyonda 2 kill çıkarmayı başardı ama hala alması gereken 3 kill daha var. Rowdy rotasyon atması durumunda kapıdan geçmesine izin vermeyecek. Alsight'ta ise 2 isim daha var. Ritual tamamen sıkışmış durumda. Son 15 saniye. Artık süre de ona yetmeyecek gibi gözüküyor. En azından Ritual birkaç kill çıkarmak isteyecek. Ama buna izin vermeyen Viatrax son kill'i de çıkararak Bala Espor'a ikinci round'u kazandırıyor. A tarafında gerçekten çok iyi bir savunma Bala Espor için. Acaba bu savunmadan sonra Sangal bu round'da bir B hızlı B oyunu tercih eder mi? Mid'den direkt entry geldi. Vux'u yakaladılar. Zyvat'tan erken gelen bir kill. Bakalım nasıl değerlendirecek Sangal. Dediğim gibi bir B oyunu acaba gelir mi? Çünkü biraz önce A'da çok çok net bir Bala Espor savunması vardı. Tvosh'un çok kolay çıkıyor. Krik tarafındaki oyuncu geç de olsa yakalamayı başardı. Spam bölgesinde smoke'la kapattılar. Ryrix arkadan Zyvat'ı yardım. Bir anda durumu 3'ü 3'e getirdiler. Krip'ten inen bir isim var. Tvosh'un o tarafa attığı ikili bombalardan sonra hala oyuncu hayattaydı. Sonunda Pasika vurunca tekrar B tarafının kontrolünü alabilecekler mi? Kazak ilk atışında vursaydı çok büyük bir problem yaşatacaktı rakibe ama İlk atışını kaçırdı. Yine koridordan gelecek ama bir anda çıkan Pasika tam kontrpide bırakıyor. Kaza ve böylece durumu 1'e 3'e getiren bir Sangal Espor. A'da bir önceki roundu kaybetmişlerdi. Şimdi B'de kazanıyorlar ve bir bıçak geldi Ritual'dan Viatrax'a ve bıçakla pause oldu. Ya sanırım orada Viatrax oyundan düşmüş olsa gerek mi? Hayır, Ryrix oyundan düşmüş bu arada. Devamında da bir pause geliyor. Yani Sangal'dan geç gözükmeyen bir cevap geldi. Ama bunda da 4 kişi kalmaları bir anda oyundan nitekim round'dan kopmalarına sebep oldu diyebiliriz Bala Espor'un. Round'un gidişatını değiştiren büyük faktör bence tünel tarafında 4 canı ile birlikte Pasika'nın çıkıp kazağa vurmasıydı. Kazağın orada o kill'i çıkarma şansı vardı hatırlarsan. Ama o kill gelmeyince bir anda 4 canı ile çıktı Pasika, o kill'i aldı. Ve round'un da devamında Sangal Esports'a doğru gittiğini gördük. Evet, dediğin gibi birçok aslında farklı önemli pozisyonlar vardı. Şu geliyor aklıma, mid'den çıkan oyuncunun krik oyuncusunu biraz geç düşürmesi. O krik oyuncusu geç düştü, içeride
koridorun hemen yanındaki çöp kutusunun oradaki oyuncu da bayağı geç düştü. Üzerine netler atıldı. Biraz problemli de olsa en sonunda kazanıyor tabii ki Sangal Espor. Ve böylece 2-1 hala önde Bal Espor. Bir önceki roundu dediğimiz gibi A'da kaybetmişlerdi. Bakalım 3 dakikalık duraklatma süresini kullanacak Bal Espor. Onların çok da zorlanmadan kendilerini çeyrek finalde kendilerini çeyrek finale getirdiler bu lig sürecini. İyi yani ortalamanın hep üstünde oynadılar çizgi olarak. Yani Sangal'a göre kesinlikle daha rahat geldiklerini söyleyebiliriz bu aşamaya. Sangal lig sonuna kadar, ligin son gününe kadar hatta çok zorlanarak bu aşamaya gelmişlerdi. Ama ligin ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak Sangal'ı gerçekten iki farklı takım olarak karşılaştırabiliriz. Balıkesir en azından biraz daha stabil. Potansiyelini yansıtan bir takım olarak karşımıza çıkmıştı. Ama Sangal'ın biraz daha dengesiz ve zamanlara baktığımızda biraz daha farklı ortaya koydukları performans onları biraz daha bizlere kapalı kapı olduğunu söyleyebiliriz. Balıkesir'de hala 5. oyuncu bağlanmadı. Onlar da iyi başladıkları, 2-0'la başladıkları bir haritada oyuncuların bir anda düşerek kaybetmeleri gerçekten moral bozucu olsa gerek. Evet, ligin son maçıyla şu anda çeyrek final ilk maç arasında evet bir tarih farkı var. Arada bir iki haftadan fazla bir süre geçti. Bu zamanı nasıl değerlendirdi takımlar? Bu zamanı nasıl değerlendirdi oyuncular? Eski taktiklerini daha da perçinleştirmek için mi biraz pırak attılar yoksa yeni bir şeyler mi deniyorlar? Onları bu çeyrek finalde görmek için işte en iyi fırsat şu anda karşımızda. Çünkü yarı finallerle finaller ayrı bir hafta sonu. Tekrar organize edilecekler. Onlar da yine hem sosyal medya üzerinden hem de diğer mecralardan sizlere duyuracağız. Ama önce şu çeyrek finalleri bir bitirmemiz lazım. Evet, Balıkesir'de 5. oyuncu hala bağlanmadı. Bu yavaş yavaş hem Balıkesir'li oyuncuları hem de taraftarlarını biraz olsun geriyor olsa gerek. Yani hem taktiksel pause hem de teknik pause toplam 4 dakikalık bir hakları var. Bu 4 dakikalık süre içerisinde bağlanmazsa eğer 4 kişiyle oyuna devam etmek durumunda kalacaklar. Zulu Süper Lig kural seti gereği. Sanıyorum ki yaklaşık 50 saniyelik de bir süreleri kaldı. Bu süre içerisinde bağlanmaması durumunda gerçekten çok şanssız bir an olacak Balıkesir için. Böylesine birlikte çeyrek final aşamasına gelmeleriyle birlikte böyle bir durum kesinlikle yaşamak istemeyeceklerdir. Bu tarz durumlar espor sahnesinde genellikle yaşanıyor diyebiliriz. Şanssız da olsa gerek. 3 tane keskin nişancısıyla başlayacak gibi gözüküyor Balıkesir. Evet, onlar da sanırım eksik başlayacaklarının farkındalar ve oyunu yavaş oynamak isteyeceklerdir. Yavaş yavaş oyuncuları düşürerek, entry alarak oynamak isteyecekler ki bu da eksik başladıkları bir oyunda gayet mantıklı, normal bir taktiksel tercih. Evet, artık yavaş yavaş senin de dediğin gibi Balıkesir'in teknik pause süresi sona eriyor. Burada bir soru var. Acaba taktik pauslarını da üstüne kullanacaklar mı yoksa onu bekletecekler mi ve böylece galiba üzerine ekleyecekler. O süreyi sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Hatta roundları bile son saniyeye kadar oynadıklarını görebiliriz ki şu anda büyük ihtimalle herkes de o son oyuncudan telefonla son durum bilgilerini alıyorlardır. Biraz eller soğuyacak. Bu rounda bakalım yansıyacak mı? Sangal Espor, senin de dediğin gibi süre bittiği anda eğer bağlanmazsa 5 kişi Balıkesir, 4 kişi savunma yapmaya çalışacak. 2-0'ın üzerine acaba bir 2-0 mı gelecek? Bir önceki round B'den alınmıştı. Mid'den ufak bir yardımla birlikte rahat bir şekilde B'ye girdiler. Kazanmıştı Sangal ve sonunda oyuncu bağlanıyor. Full canlı başlıyor. Evet. Balıkesir'in bu uzun bekleyişi, iki pas hakkını kullanışı onları 5. oyuncuların katılmalarını sağladı. Onlar için de sevindirici bir haber olduğunu, hatta hepimiz için mutlu edici bir haber olduğunu söyleyelim. Böyle bir çeyrek final serisine 5'e 5'lik bir eşleşmeyle izliyor olmak muazzam. Müthiş bir başlangıç bu arada. Sangal'dan 2 kill ile birlikte başlıyorlar. Zayet'in Groza ile aldığı 2 kill bir anda Balıkesir'i 3 kişi yakalamalarını sağladı. Hatta biz onu şu an 2 diyelim. Viatrax ve Ryrix
Son kalan iki isim Balespor'da ama Sangalı oyuncuları çoktan B'ye girdi ve o plantı aldılar. Hunter ve Zayvet'in canları kırmızı seviyesinde. Ama arkalardan gelen Ritual orada bir kill çıkarmayı başardı. Üzerinde Pasika ikinci killini alınca Sangalı Spor 2-0'a karşılık. Onlar da 2-0'lık bir seriyle cevap verince durum 2-2'ye geldi. B tarafında ancak bu kadar güzel alınır round. Yani gerçekten hem koridor tarafında işler çok iyi gitti onlar için. Mid tarafından çıktılar. Bir anda hızlandırdılar Sangalı Espor. Round'a erken B'de kazanmak istediler. Ve oyun kurgusu mükemmel olunca bütün oyuncular hayatta içeri girip ardından sadece bir oyuncu kaybederek kazanıyor. 2-2'ye getiriyor Sangalı Espor. 2-0'a karşı verilmiş bir 2-0'lık bir cevap Sangal'da. Bakalım bu momentumu sürdürebilecekler mi? Balay Espor o uzun bekleyişten sonra o 3 dakika hatta üzerine 1 dakikada taktiksel molalarını harcadılar. Eller biraz soğumuş mudur? Short tarafında biraz gösterdi kendisini Sangalı oyuncuları. Sadece 2 oyuncuyu görebilirler. Ama tekrar geri dönüyor. Ama hala short'ta bir varlık sürdürmeye devam ediyor Sangalı Espor. Round'un sonlarına doğru acaba A tarafında mı yoksa B tarafında mı sonlanacak round? A tarafında bir savunmak için bir smoke kullanıldı. Tekrar Ritual hazırlıyor. Sanırım traktör tarafına kadar giden bir smoke. Şimdi içeriye doğru ikili bombalar geldi. Ryrex'in yerini bozdular ama hala kimse içeri girmemişti. Mid tarafına bir oyuncu düştü. Kaza yakaladılar. Rowdy ilk atışında değdiriyor. İkincisinde yine legshot olmasına rağmen Pasika'yı vurdu. Bir anda koridora dönüyor ama orada Vuxiz'den gelen iki kill. Üçerde Vuxiz'in savunması. Üçüncü kill'i çıkartıyor Vuxiz. Mükemmel bir savunma. B tarafında tek başına 3 kill bulunca Sangalı Espor'dan iyi kurgu round'da sonuçlanmayacak gibi. Artık son oyuncunun üzerine gidecekler. Zayvet tek başına kaldı. Önünden geçiyordu Ryrex'in. Underpass içerisinde çok rahat bir kill çıkartıyor. Ve böylece bir round geldi. Balay Spor çok hızlı cevap verdi. Evet 2-0'a karşılık 3 round. Bakalım aynısını yapabilecekler mi? 3-2 Balay Spor kazanabilir mi? Aradaki round farkını açabilir mi? Long tarafına yine oyuncular gönderildi. Ryrex, Rowdy short tarafında ve o top mid tarafında herhangi bir oyuncu görebilecek mi? Bu arada yavaş yavaş longa doğru toplandılar. Güzel bir kurgu Balay Spor için. Görüyorsunuz Kazak hemen yokuş tarafına yerleşmiş. Bir oyuncu daha var. Viatrax ona yardım ediyor. Viatrax oyuncunun omzunu gördü. Çok net bir kill. Çok rahat entry buluyor Pasika ile birlikte. Şimdi oyuncular bir anda mid hızlanabilirler. Long'u tek başına bırakabilir. Ama Viatrax olay mahalli terk etmedi. Long'da hala oyuncular var. Kazan yeri çok kritik. Onu kontrol etmezlerse ki kontrol etmediler. Kaza kalmadan Viatrax ilk mermiyi gönderince kazan gözleri önünde Zayvıt'ı kıydılar. Ve böylece Rowdy'den gelen kill tek başına bırakılan bir Tvoshin. Balay Spor son iki roundda tekrar toparlanıyor gibi. 2-0'a 2-0'lık cevap ona da galiba 2-0'lık cevap mı artık Tvoshin'den 6 can var. Ve böylece 4-2'ye geliyoruz. Balay Spor etkili oynuyor. Evet Balay Spor ilk iki roundu kazanmasının ardından Sangal'dan iyi bir cevap gelmişti. Ama Balay Spor o iyi oyunu sürdürmesine izin vermiyor Sangal'ın. Ve onlar da tekrar 2 serilik bir üst üste round serisi kazandılar. Vuxuz'un canı 66'ya kadar düştü. Bu arada B'ye herhangi bir rush gelir mi diye Vuxuz bir sis bombasını kullandı ama o rush biraz daha A tarafına gelecek gibi. Uzun'un kontrolünü eline almak istiyor Sangal'lı oyuncular. Oraya sis bombalarını kullandılar. Çukur'a da bir oyuncuyu yerleştirmek isteyecekler ama orada Çukur'dan tekrar A kapı tarafına dönen bir isim vardı. O vuruş ıskalandı Kazak. Entry'yi çıkaran oyuncu oldu Ritual'e karşı. Bu arada Balay Spor tarafındaki 4 sniper tercihi ne kadar etkili ve işe yaradığını görüyorsunuz. Pasika Ritual'i düşürmeye başardılar. Şimdi 3. kill'i arıyor orada Rowdy. Kısa tarafında herhangi bir oyuncu da şu an mid'de karşı karşıya gidecek Zayvet. Info'yu önceden almasının sayesiyle birlikte orada Rowdy'ye karşı bir kill çıkardı. 2'ye birlik bu değişim hala Balay Spor'un oyuncu üstünlüğü var. Kazak buradaki tehlikenin farkında. Bir mid to bir taktiği gelebilir gibi gözüküyor. Sistemin içerisini tarıyorlar ama orada Kazak 73'e
kadar düştü. B'ye doğru ilerleyecekler. Rylix burada arkalamaya çalıştı. Bayağı hasar verdi. Hala düşüremedi. Geç de olsa, zor da olsa bu kill almayı başarıyor. Canı 34'e kadar düştü. B kapı tarafında ikinci killini çıkarıyor Zywood. Hunter burada bir kill daha çıkardı. Bir anda oyundaki ikilik bir eşleşme. Sangal gerilerden gelmesine rağmen bayağı oyuncu düşürdü. Ama bu şu an için yetersiz gibi gözüküyor. En azından C4 kurulacak. Kazak ve Vuxus. Hayatta kalan Balayspor oyuncuları Hunter'ın uzuna doğru cross'una çevirmesi lazım, yoksa düşecek. Aynen de öyle oluyor. Kazak uzundan gelerek bu attığı rotasyonun ekmeğini yedi diyebiliriz. Balayspor 5. round'una ulaşıyor böylelikle. 3-0'lık bir seri geldi 2-2'nin ardından ve durum 5-2'ye geliyor. Ne kadar güzel bir round'tu. Gerçekten Balayspor'u tebrik etmek lazım. Oyuncular çok soğukkanlı oynadılar. Sangalıespor inanılmaz iyi pozisyonlar yakalamıştı. Ama Balayspor'dan gelen cevapla birlikte round'u kaybediyorlar. Sangalıespor şimdi bir çıkış yolu arıyor. Erken bir round için hızlı oyun zorlanabilir. Ryrex bir anda short'a yakaladı. Pasika'yı vurdu, üzerine Tvushin'i düşürdü. İki kill buluyorlar Ryrex ve Hunter. Tek kill çıkartan isim Sangalıespor adına. Bu arada Ritual da çıkarttı. Zywood şimdi içeri doğru koşmaya çalışacak. Bir anda durumu 2-2'ye getirdiler. Sangalıespor geç de olsa toparladı pozisyonu. Ve böylece plant'ı alabilecek Zywood. Acil bir round'a ihtiyaçları vardı. O round acaba bu round mu? Hayır, short'ta düştü Vuxus. Ritual düştü. Vuxus vuran isim. Zywood onun yerini bilmesine rağmen ilk atışında pistolle denemesi başarılı değil. Üzerine koştular. Short'tan son iki oyuncu Balayspor'da müthiş oynadı. Road ile birlikte Pasika yine 6-2'ye geldik. Yani son iki round'u Sangal neredeyse kazanıyor diyebiliriz. 4-2'lik eşleşmelerden 2-2'lik eşleşmeye kadar getiriyorlar. Ama devamında Balayspor'lu oyuncular o clutch round'u kazandırmalarına izin vermiyor. Ve Balayspor round farkını böylelikle 4'e çıkarmayı başardı. Sangal'ın en azından 3 veya 4 round'la, gerçi son round'u ilk yarının 3 round'la kapatmak isteyeceklerdir. En azından ikinci yarıda o farkı daha kolay eritebilmek için Ritual bacağından vurmayı başardı. Bir Atrax devamında ikili bombalarını kullandı ama herhangi bir hasar isabeti gelmiyor. Dört oyuncusuyla birlikte Avuz'un tarafına yaklaştı Sangal oyuncuları. Bir Atrax 26 canıyla bu kill biraz ekstraydı takımı için. Ama devamında da Inter'i hızlı bir şekilde verdi. Short tarafında da düşen bir isim var. Hunter oradaki kill'i çıkaran isim. Şimdi Kazak sistemin içerisinden çıkacak. Ama onun kontrolsüz çıkışı o kill'i vermesine sebep oluyor. Sangal takımı bu sefer A'ya girmeyi başarıyor. Rod ve Vuxus iki Balayspor oyuncusu şimdi retake'i yapmaya çalışacaklar. Sis bombası geldi. Rod'in yeri belli oldu. O sis bombasıyla 9 canlı kayıp. Yerinin belli olmasına devamlı kili Pasika'nın almasını sağlıyor. Son kili Hunter'dan gelince ilk yarı 6-3 Balayspor'un önderliğinde kapanıyor. Sangal şimdi görev değişikliğine geçerek bombayı durdur tarafında. Bakalım bu comeback'i yapabilecekler mi? Çok güzel kazandılar A'dan. Yani Sangal tebrikler. Müthiş bir organizasyon. O ihtiyaçları olan roundu aslında biraz geçti. Yani 6-3 iyi bir skor değil. Ama sonuçta kazanmayı bildiler. Bu arada Long'a gönderilen, erken gönderilen bir isim var. Ryrix'le birlikte Vuxus 2 kill ama son sözü söyleyen yine Viatrax olunca 3'e 2 çok hızlı bir değişim oldu. Bu değişim Balayspor'a yarıyor. Bu arada içeride oyuncular var. Rowdy, Hunter'ı bulunca artık tek başına kalan bir Zywood, onu düşürmesi çok zor olmadı Viatrax için. Son killer hesaplanmış killerdi. Balayspor vurmaya devam ediyor. Roundlar geliyor. Evet, ikinci yarıda muazzam başladı Balayspor diyebiliriz. Sangal tarafının ise genellikle skor yükü biraz daha Pasika etrafında toplanmış gibi. Bu arada Balayspor bu round'a da birlikte entry ile başlıyor. Balayspor için işler oldukça yolunda. 8. roundları için yapmaları gereken ilk şeyi entry'yi almayı round'un erken aşamasında başardılar. Şimdi Rowdy alt tünel tarafından kısaya doğru bakıyor. Orada ama herhangi bir Sangal oyuncusu yok. Orada çok yakın bir taraftan Ryrex bir sniper denemesinde bulundu ama gelmedi. Şimdi Rowdy o kan kokusunu aldı. Hissediyor midde bir oyuncu olduğunu. Ama Tuvashi'nin pozisyonu biraz beklenmedik bir şekilde gibi gözüküyor sanki. Oradan iki oyuncu birlikte çıkması durumunda Tuvashi'nin ikili alabilir ama trade devamında
Rakip takıma doğru gidebilir. O trade alınamadı. Çünkü Tuvaş'ın o kili vermedi bile. İlk kili çıkaramadı bile. Rov de üst üste ikinci kilini çıkardı. Mid'den harika çıktı burada Balayspor oyuncuları. Ve 8. round'a şu an çok yakınlar diyebiliriz. Bomba kurulacak. Spam bölgesinde bir Sangal oyuncusu. İkincisi ise kısa boost tarafında. Ritual yavaş yavaş ilerleyecek. 5 oyuncuya karşı mücadele verecek. Ritual ve Pasika ikilisi. Ritual ilk düşen isim oldu. Şimdi Pasika düşüyor. Rylex'in 2 kili. Roden'in 2 kili. Ve son kili Kazak'tan gelince Balayspor round farkını 5'e yükseltti. Bir round anca bu kadar iyi oynanabilir Balayspor için. 5 keskin nişancı silah tercihi ancak bu kadar iyi değerlendirilebilir. Bu arada B'yi bir anda hızlandırabilirler. Koridordan 3 kişi bir anda koşuyor. Pasika yakaladı. Viatrax, Rylex'in ikili bombalarla gelen kili var. Şimdi içeride kontrol almaya geliyor. Kazak çıktığı gibi düşürünce oyuncuyu. Ritual'la birlikte Tvoshin. 2 oyuncu kaldı sadece Sangalı Espor için. Bir anda 3'e 2'ye kaldılar. B tarafında hızlı bir oyun. Balı Espor'a en azından planti getirdi ama bakalım round'u getirecek mi atılan nate'lerden. Kırık tarafında Tvoshin'i yakalayınca artık iyice rahatlıyor ve Balayspor özgüveni arkasına alan takım Sangalı Espor'u son rounduna kadar bıraktılar. Bakın bunu kazanıp parayı kapatabilecek mi? Yani istatistikler pek de bizi aldatmıyor gibi sanki. Safranbolu haritasında Balayspor'un 9'a 3'lük üstünlüğü ve Balayspor'un 9. rounda ulaşmasıyla birlikte Sangal tarafından alınan bir pause. Bu pause biraz geç mi geldi? Bence geç geldi. Yani Balayspor'un son round'a ulaşmasını beklememeleri gerekiyordu bence. En azından yani bir 7-3 veya 8-3 iken bu pause'un alınıp bazı şeylerin düzeltilmesi gerekti. Şimdi pause'un alınmasıyla birlikte önlerinde 6 round'luk bir süreç var. Bu 6 round'u üst üste kazanmaları gerekiyor ki bu gerçekten ihtimal olarak, oransal olarak çok düşük bir yüzde. Bu 1 dakikalık pause'un ardından karşılaşma kaldığı yerden devam edecek. Balayspor'da ise 3 sniper'dan 2 sniper'a düştüklerini görüyoruz. Zodi ve Viatrax. 2 sniper olan kalan isim. Sangal tarafında ise yani sadece Tuvaşi'nin bir Groza tercihi bulunuyor. Balayspor tarafında Mete'ye hızlı bir yeni Mete'ye hızlı bir adaptasyon sağladıklarını söylemek mümkün. Buradaki round farkı da %100 olarak Mete'ye bağlamamak lazım tabii ama en azından entry'ler, rifle silahlarının daha efektif kullanmaları bence Balayspor'u biraz daha şu an bir adım öne sürüklüyor. Zyvat entry'yi çıkaran isim devamında da Tuvaşin MK3 bombasıyla bir kill çıkardı ve bir anda round 3'e 5'lik beşleşmeyle başladı. Sangal oyuncuları bal oyuncularının nasıl başladığını, round'un nasıl ilerlediğini pause süresince iyi konuşmuş gibi gözüküyorlar. Çünkü oyuncuları elleriyle koydukları gibi buldular. Evet, 3 kill çıkarmayı başardı Sangal oyuncu da. Üzerinde Rovdin'in canı 6'ya kadar ve Atrax'ın 20'ye kadar düştü. Yani bu iki oyuncu birebir fight'a girmeden, silah hasarı almadan sadece bomba itemlarıyla birlikte canlarını bu seviyeye düşürdüler. Canı az olan Rovdi Tuvaşin tarafından düşürünce, üzerine de Tuvaşin'in 3. killini alınca Sangal Esports pause'dan harika döndü. Hiç de zorlandıkları bir round olmadı ve round farkını 5'e indirdiler. Şöyle bir engelleri var. Tabii bunu üst üste 5 round yapmak zorunda Sangalı Espor. O da en azından uzatmaya götürebilmek için herhangi bir hata payları yok. Balayspor önümüzdeki 4 round'un herhangi birisini kazanırsa olayları çok fazla riske etmeden en azından 10'a 8 ilk haritayı kapatıp seriye 1-0 önde başlama şansı var gibi gözüküyor. Çok yakın ama dediğimiz gibi hatasız oynaması gereken Sangalı Espor. Bakalım bize neler izletecek. Bombayı durdur tarafında imkansız şeyler değil. Evet, zor. Özellikle 5 round üst üste çok zor ama yine de bir önceki round'dan bakalım bu round'da nasıl bir performans, o önceki round'daki performansın ne kadarını yansıtabilecek Sangalı Espor. Balayspor bu arada çok fazla agresif değil. Sadece şöyle bir long tarafında ve mid tarafında kalabalık göstermişlerdi. Ritual tek başına çıktı, Rylex bir anda düştü. Entry verdi. Ritual ikinci kilde ikili bombalarla çıkartıyor. Bu çok ekstra oldu long tarafından alınan bu iki kill. Ritual'dan müthiş bir defans ve bir anda Balayspor. 3 oyuncu kaldılar hatta. Son 2 oyuncunun Viatrax'la birlikte Vuxx'ın da canları çok az. Çok iyi hırpalandılar, çok iyi yıprandılar long'ta. Bir oyuncuların da bir keskin nişancı silahını daha kaybetmişlerdi. Artık dediğimiz gibi 3 oyuncu Balayspor'da bir çözüm bulmaya çalışacak. Long'u terk etmiyorlar. Ritual yokuş tarafındaki oyuncuyu da fark etti.
oradaki oyuncunun artık çıkması biraz zor. Bakalım yalnız bonus bir atışla şöyle bir trick shot'la Richie'yi vurabilir mi? Vurursa işler değişir mi? Ona bakacağız. Yavaş yavaş. O isim de Viatrax'mış bu arada. Evet, görüyorsunuz shoulder pick'ler. Aim'ini bozmaya çalışıyor ama asist diyen herhangi bir arkadaşı yok. Bu arada backcourt'dan bir şekilde gelebilirler. Viatrax'ı bulmuşlar. İçeride Hunter düşmesine rağmen. Durum 3-2 idi. Bir anda Rowdy'den gelen kill. 2-2'ye getirdi durumu. Balayspor plant'ı alacak. Vuxiz'le birlikte yalnız biraz acele ediyorlar. İçeri giren oyuncular o acele etmelerinin karşılığında çok iyi aldı Sangal'da. Tuvashin'le birlikte Zywood girdiler vurdular. Round direkt geldi 9-5. Evet, round süresinin tamamlanmasına 7 saniye varken onların bu hızlı oyunu roundu kazandırmalarını sağlıyor. Üst üste 2 round pause dönüşünde Sangal'dan Tuvashin uzun tarafında traktörde erken pozisyon almak isterken bombalar üzerinden canı 32'ye kadar düştü. Balayspor tarafında işte şu an herhangi bir hasar kaybı alan yok midden. Midden gelen bu pick Zywood'un geri çekilmesine sebep oldu. Ve midin kontrolü biraz daha Balayspor'un tarafına geçmeye çok yakın gibi. Kırık ve spam bölgesinden birebirlik pozisyon var. Zywood ilk vuruşunu kaçırınca o da delikten kırık tarafından geri çekilmek zorunda kaldı. Ama backside'da aldı o bir kill. Üzerine de Zywood ve Hunter'ın aldığı çıkardığı toplam iki kill ile birlikte Zywood üçüncü kill'e alıyordu o bölgede takımıyla birlikte. Kendisininki toplamda o bölgede alınan 3 kill Balayspor'un zor da olsa girişini engellemiş oldu. Şimdi kazan B-Side'de olduğunu düşünüyor olabilirler. O ise şu an iki sesi de alıp analiz etmeye çalışıyor. Her an round'un tamamlandığını görebiliriz ama hayır. Kazak burayı o kadar da ekstra oynayamadı. Eğer biraz daha safe kalsa, oradaki sesleri iyi analiz etmiş olsa belki de bir anda çıkıp iki kill çıkaracaktı. Ama hayır, Sangal 6. round'una ulaşıyor. Çok yakındı, gerçekten çok yakındı. Bu arada yine bir hızlandırılan artık bitsin diye oynanan bir oyun var sanırım B'den. A short'tan da Pasika açıldı. Koridordan bir anda under pass'e girdi Pasika. İlk oyuncuyla karşılaştı ama kendisi düştü. Bu iyi bir haber değil Sangalı Espor için. Yani son anda çok iyi iki round çıkartan Sangalı Espor. Şu anda Balayspor'u 9'u bulmuş bir Balayspor durdurmaya çalışırken entry verdiler. Under pass'te çok ekstra oldu ve hiçbir karşılık bulamadılar. Sadece biraz hırpalanmış bir Rowdy var. Bu arada Smoke'un içerisine girmeye çalışıyor. Ritual, Vux'ı, Zywood'ı da düşürdü. 3 oyuncu kaldı. Rydix'ten gelen kill. Rowdy vurdu artık. Son oyuncu kaldı. Tuvashin. Bakalım ilk haritada Balayspor. Sangalayspor'un bu son roundlarında iyi oynadığı son roundlara son verecek mi? Yeri belli olan Tuvashin ilk kill çıkartmasına rağmen artık son kill'de Balayspor bulunca 16 Safranbolu haritasını önde kapatan taraf Balayspor oldu. İlk yarıya iyi başlamıştı Balayspor. Sangalayspor'da kımıldanma vardı ama yine neticeyle sonuçlanmadı. Evet, yani zaten o bir anda 6-2'lik bir seri yakalamasıyla birlikte Balayspor'un round'un haritanın neredeyse onlara gittiğini görmüştük. Devamında ikinci yarıya da iyi başlayan Balayspor tarafıydı. Ne zaman Sangal biraz hareketlendi o da pause'un alınmasıyla birlikteydi. Belki de o pause Balayspor'un 9'a ulaşmadan önce, 8'e ulaşmadan önce alınsaydı daha farklı bir senaryo izleyebilirdik. Ama bu alınan geç pas, oyuna geç ortak olması Sangal'ın haritayı kaybetmelerine sebep oldu. Evet, dediğimiz gibi serinin ilk haritasını geride bıraktık ve bu ilk haritada Balayspor'un üstün bir oyununu izlemiş olduk. Evet, Sangalayspor'da o çeyrek finallerde insanların, takımların başını ağrıtacak o performansı bir ara gösterdiler. Üst üste sanırım bir 4 round ya da 3 round geldi ikinci yarıda ama yetmedi. Çoktan 9'u bulmuş bir Balayspor. Seriyi 1-0'la Safranbolu haritasında böylelikle kapatmış oldu ama şimdi sırada Çin Bahçeli haritasına geçeceğiz. Çin Bahçeli haritasında iki site'a baktığımız zaman çok farklı yapıları olan site'lar. A tarafına çok farklı oynuyorsunuz, B tarafına çok farklı oynuyorsunuz ki mid oyuncularındaki özellikle o keskin nişancı oyuncularının çok etkili olduğunu görüyoruz. İlk haritayı düşünürsek ikinci haritaya nasıl yansır? Yani Çin Bahçeli haritası biraz momentumu etkili kılıyor aslında. Safranbolu haritasına baktığımızda iki takım da karşılıklı roundlar almadı. Üst üste 3 round aldılar. Üst üste 4 round aldılar. İki takım da karşılıklı bir round alver yaptığını görmedik. Çin Bahçeli'nin yapısı buna biraz el veriyor aslında. Bir anda takımlar A tarafını rushlayabilip veya ona göre takım kimyalarını böyle hızlı adapte ettikleri zaman hızlı saatlere giriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla yine buna benzer bir yapı izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu sefer sniper oyuncularına daha büyük bir iş düşüyor. Rowdy mid tarafında çıkardığı entry'lerle birlikte bir anda oyunu değiştirebilir. Keza diğer tarafta da Ritual ilk yarıda kendini pek gösteremedi ilk haritada. Bu haritada en azından biraz daha ortaya çıkarsa bir şeyler değişebilir. Evet, çözüm bulma konusunda şimdi yaratıcı olması gereken taraf Sangalayspor. Onlar seride 1-0 gerideler. Bu haritayı da kaybederlerse artık yarı finalin ismi, üçüncü ismi Balayspor olacak. Onun için son şansları, son harita,
Sangalı Espor açısından. Hani biraz o dediğimiz gibi alevlenmeler var. Evet hani yani mental olarak gerçekten çok iyi mücadele koymak için ortaya çıkmışlar. Ama Balıkesir'de buna izin vermemek için elinden geleni yapıyor. Evet yani aslında Sangal'ın ilk haritada bir şansı vardı. Balıkesir'de bir oyuncu bir sürü oyundan düşmüştü. Orada her ne kadar 4 kişiyle rakibe karşı rahat oynamasalar da rakip de o bir düşüş yaşatır ister istemez mental. Acaba bağlanabilecek mi? Acaba gelecek mi? Buradaki o mental düşüşü pek Sangal ele geçiremedi. Dolayısıyla Çimbahçeli haritasında en azından ilk haritayı tamamen unutup oynamaları lazım. İstatistikler bize zaten Safranbolu'da Balıkesir'i gösteriyordu ve Balıkesir'de bizi yanıltmadı. En azından Çimbahçeli'nde bir comeback atmaları için bir fırsat var. Evet, Çimbahçeli'nde biliyorsunuz iki tane vent var. Bir tanesi mid tarafında, bir tanesi direkt bombsite'a bakacak şekilde hemen kamyonların yanından kullanabileceğiniz ventler var. Şöyle bir genelleme hatırlıyorum. Yani özellikle Süper Lig'in lig sürecinde geçen maçlarda ne kadar çok o ventin içerisinde oyuncu sokmaya çalışan bir bombayı kur tarafı varsa roundların gelme ihtimali o kadar artıyor. Evet yani çok takımların, riskli ama artıyor. Takımların genellikle beklemediği bir yer aslında. Yani tahmin ediyorlar ama bu ventte öyle bir pozisyon alabiliyorsunuz ki uzun süre kendinizi göstermeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla rakip takım ben sürekli buraya mı cross koyacağım, buraya mı aim alacağım diyerek bir anda pozisyonları o taraftan arkalanabiliyor. Takım kombinasyonu ve iletişiminiz de iyi ise bir anda orayı koruyabilecek bir harita konumlanmasına sahip olabiliyorsunuz. Burada da takım oyununun ne kadar önemli olduğunu yansıtan bir yer aslında. Sanki bana şöyle geliyor. Yani artık Sangalıespor biraz daha oturaklı oyun oynamaya çalışacak. Biraz daha saniyeleri değerlendirecek. Biraz daha böyle küçük kazandığı round içerisindeki avantajların üzerine gidecek bir oyun gibi olabilir. Ve bu da roundları son 20 saniyelere zorlayabilir. Yani böyle olmadı. Yoksa ligi bu maçla birlikte kapatıyorlar zaten. Yani son karşılaşma oluyor. Bu karşılaşmayı da kaybederlerse lige veda etmiş, ligi kapatmış olacaklar daha doğrusu. Onların da bence tek ellerindeki değerlendirmeye gereken fırsatlardan, oyun tarzlarından biri bu. Evet, çok zor bir çizgi aslında. O çizgiyi tutturabilmek yani hem olması gereken kadar agresif oynayacaksınız ama hem de minimum risk alacaksınız. Bu gerçekten hani takımın dinamiği, o andaki momentumu, oyuncuların bir anda takım içerisindeki birbirleriyle olan iletişimi derken inanılmaz farklı sonuçları olabiliyor. Bakalım, dediğimiz gibi yük Sangalıespor'un omzunda. Ama onlar yük omzundayken o son haftaları oynadılar. Aynen, yani lig aşamasını bu psikolojik baskı altında çok iyi geçirdiler. Sıra çeyrek final aşamasında. Şimdi karşılaşmayı sürekli yavaş ve ağırlığınızı koyarak oynarsanız bir yerden sonra oyun tarzınızı belli etmiş oluyorsunuz. Ve counterlanma ihtimaliniz de artıyor. Sürekli bu kadar ağır oynamamak da lazım. Öyle bir oyun tarzı ortaya koymak lazım ki harita kontrolünü eline almanız lazım. Karşı takıma bu haritanın üstünlüğü bende. Bu oyun benim min psikolojik baskısını, etkisini yaratmanız lazım ki karşı takım sürekli geri oynamak zorunda counterlama cesaretini yakalayamaması gerekiyor. Dolayısıyla Sangal'a gerçekten büyük iş düşüyor bu haritada. Evet, bakalım hani unpredictable mı? Biraz evet. Daha yani öngörülemeyen oyunları ortaya koymanız lazım. Bir round'u hızlı oynayabilirsiniz, bir round'u çok farklı oyuncuları yerleştirebilirsiniz ama hem takım yapısı açısından hem oyuncu yapısı açısından aslında belli. Yani çok fazla böyle bir varyasyonlu aslında limitler de belli. O limitlerin içerisinde bakalım Sangalıespor nasıl oynayacak? Dediğimiz gibi oyuncuların hazır olmasını bekliyoruz. Biz de bir anda bir an önce bu heyecan devam etsin de ikinci haritaya geçelim. Bakalım sonuç ne olacak diye bekliyoruz ama son oyuncu bağlandı sanırım. Oyuncular da biraz ısınacaklar. O ısınma süresinden sonra serinin ikinci haritasına geçeceğiz. Çimbahçeli'nde bir umut arıyor şu anda Sangalıespor. O son umudu arıyor. Onları bulabilecekler mi? Sanırım onlar bombayı durdur başlayacak. Evet, bombayı durdur tarafında başlayacaklar diye biliyorum. Balıkesir'de bu arada bombayı durdur tarafında başlayacak. Rejimimizi düzeltti. Eğer bu haritayı Sangal kazanması durumunda 3. haritamızın Mardin haritası olduğunu tekrar haritalım. O da yapısı gereği çok hızlı oynanması gereken, biraz daha labirent yapısında ve karşı takımı sürekli beklenmedik bir anda çıkıp lurkleyebileceğiniz bir harita aslında. Onun da harita yapısı Çimbahçeleri ve Safranbolu'na göre oldukça farklı olabileceğini tekrar hatırlatalım. Yaklaşık 25 saniyelik bir sürenin ardından Çimbahçeleri'nde Balıkesir'in bombayı durdur tarafında, Sangal ise bombayı kur tarafında başlayacak olduğunu tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Seride 1-0 Balıkesir önde, ilk harita Safranbolu'da üstünlüklerini sağlayarak seriye galibiyetle başladılar. Eğer bu haritayı da kazanırlarsa eğer Zulu Süper Lig çeyrek final aşamasındaki ilk kazanan takım Balıkesir olacak. Evet, bakalım hızlı bir başlangıç gelecek mi Sangalıespor oyuncularından? 3 oyuncunun A tarafına, 2 oyuncunun ise mid tarafından
ilerlediğini görüyoruz. Zayat Sniper ile birlikte scoop'unu açıp orada bir entry çıkarmaya çalışacak. Yavaş bir oyun tercihi Sangal'dan. Seri öncesinde, daha doğrusu bu harita öncesinde de senin yorumların bu şekildeydi. Biraz daha süreleri kullanarak, riske atmayarak haritayı kazanmak zorunda olduklarını söylemiştin. Şimdi ise Sangal bu mentalitede, bu stratejide ikinci haritaya başlayan taraf gibi gözüküyorlar. Konektör bölgesinden yavaş yavaş açılan bir isim var. Ama o kadar hazır ki orada Rowdy. Hunter pozisyon olarak avantajlı olmasına rağmen Rowdy çıktı. Sniper'ıyla kaçırmadan ilk mermide o kill almayı başardı. Şimdi Rowdy çok ince bir noktadan infoyu aldı. İnfoyu alır almaz mı da sis bombasını atıp takım arkadaşlarına infoyu verdi. Rowdy'ye hızlı bir backup gelmesi lazım. O backup da direkt arkasından geldi. Zaten sistemin içerisinde ilk çıkan oyuncuyu vuramadı. Rowdy'den hatalı bir oyun. Onun bu hatalı oyunu bir anda Ballisport'un 2 kill vermesine, hatta 3 kill vermesine sebep oldu. Son kalan isim Ryrix. Eğer Rowdy orada B uzun tarafında bir kill çıkarabilseydi çok farklı bir senaryo izleyecektik. Ama onun bu istemediği hatalı oyun şu an round'un Sangal'a gitmesine çok yakın gibi gözüküyor. Bir ışık pozisyon. Ryrix tek başına prefire ile birlikte kill çıkarmaya çalışıyor. Yavaş yavaş ilerleyecek. Güzel prefire headshot'la sonuçlandı. Şimdi sahte bir isim, bir uzunda ise ikinci isim var. Mermisi bitti iki silahında da. Reload yapacak ama geç de olsa artık Tuvaş'ın bir yeter dedi. Ve ikinci killini alarak Sangal Esports Çin Bahçeli'nin ihtiyacı olan ilk round'a ulaşmayı başardılar. Düşünsenize site'a kadar girmeden önce entry veriyorsunuz. Donk'tan kalabalık gelmek istediniz. Bir anda killeri buldunuz. Bu arada Tuvaş'ın yine oyunu hızlandırdılar. Ahya short'tan girmeye çalışıyor. Tuvaş'ın entry'yi buldu. Merdiven tarafını zorluyorlar. İkinci kill geldi. Cevap hemen Bale Espor'dan bir kille. Bir anda durum 2-1 avantajına şu anda Sangal Espor'un. O trade'lerden sonra Ryrex'in de 13 canı kaldı. Merdivende hala varlığını sürdürmeye devam ediyor Ryrex. Yardıma gelen bir Viatrax var. Rowdy arkalardan yetişmeye çalışıyor. Rowdy'nin attığı bu rotasyon çok önemli olacak. Bakalım herhangi bir Sangal Espor oyuncusu yakalayabilir mi? Bu arada puşlamaya çalışıyor Ryrex. Son 27 saniye merdivenden inen ilk isim. Onun yeri belli oldu. Şimdi çıkacaklar Hunter. Merdiveni gördü. Bu arada Hunter kulübeyi bırakmak istemiyor. İçeri doğru giren ilk ismi fark etti Ritual. Yine kırıktan gösterip kaçtı Rowdy. Zyvat Rowdy'yi düşürdü. Tek başına kalan bir Viatrax var. Sangal Espor 9 saniye kala üstüne koşmaya çalıştı. Zyvat'tan gelen bu 3. kill. Site içerisinde kontrolü çok hızlı alan bir Sangal Espor var. Ve ardından bir önceki roundu kaybedip bu roundu da kaybediyor Bale Espor. Bir anda 2-0 önde Sangal. Evet, iki round'a baktığımızda sadece 6 kill çıkarabildi Espor oyuncuları. Diğer tarafta Sangal killleri toplayarak round'lara da ulaşmayı başarıyorlar. Zayt yine mid tarafında bir entry kovalıyor. Onu üst üste round'larda bu taraftan kill çıkarmaya çalışırken gördük. Bu sefer o kill'e ulaşıyor. Üzerine de Pasika bir taarruz kill'e ekledi. Çin Bahçeli'nin muazzam bir başlangıcı Sangal tarafında. Bombayı kur tarafında hem de bu başlangıcı yapmaları onların Çin bahçelerine ne kadar iyi hazırlandığını bizlere gösteriyor. Şimdi A tarafında kalabalık bir Sangal Espor takımı var. Kazak o taraftan yavaş yavaş açılmayı çalışacak. Ama açılırken de Tuvaşi'nin beklen krosunun önüne düşmüş oldu. Ve A'ya giriş bileti geldi Sangal için. Rowdy o bombadan hasar alan isim erken bir şekilde side'a geçmeye çalıştı. Onun o erken geçişi bir kill daha çıkarmasını sağlıyor. Ryrix A tarafında, pardon, B tarafından açılarak arkalamayı başardı. Orada Zyvat'ı şimdi ikincikini de almak isterken iki oyuncunun ona baktığını fark etti ve tekrar pozisyon değişikliğine gidiyor. Onun bu agresif oyunu bir kill çıkarmasını sağladı. Şimdi reload'unu yaptı. Onu o tarafta bekleyen bir rakip oyuncu var sanırım. Yerinin farkındalar. Şimdi üzerine doğru geliyor. Duymadı mı burada Ryrix gerçekten? Çok ilginç bir pozisyon izledik. Orada üzerine tabancayla sıkan rakip oyuncuyu resmen kendisini öldürmesini beklercesine orada sabit kaldı. Şimdi birebirlik pozisyon. Son 30 saniye. Rowdy ve Tuvaşin. İki sniper oyuncusu hayatta. Şimdi Tuvaşin bir C4 fake'i verdi mi? Fake vermedi. Kurmayı tercih ediyor. Hala kuruyor. Rowdy hala üzerine gitmeyi tercih etmedi ve C4'ü kurmasına izin verdi. Şimdi Rowdy'nin buna izin veriyor olması büyük bir risk. Ve aynen de öyle. Tuvaş'ın buraya o kadar soğukkanlı oynadı ki
Balayspor'un ihtiyacı olan roundu kazanamadı ve Sangalispor 3-0'lık bir seriyle Çimbahçe'ne harika bir başlangıç yapıyorlar. O son atış, o birebir gerçekten muazzam iş. Balayspor bakalım nasıl dur diyecek. A long'dan, özür dilerim, B long'dan birisi açılır mı? Yalnız A short hızlı geliyor. Yine entry'yi bulan taraf Zaybıt. Viatrax'ı yakaladılar. Smoke arkasında oyuncunun yerini tespit ediyor. Kulübeden çıkacak birazdan. O smoke attılar. Kırık tarafında Pasika. O etkili oldu ama gelen netlerden kaçamıyor. Hala avantaj. Sangalispor'da 4'e 3 gene o avantajı kaybediyor. İçeride Kazak. Ryrix de bir anda 2 kill bulunca Hunter'ı düşürdü. Ve böylece tekrar oyuncu sayısı eşitliğini Balayspor tarafına getiriyor. Tvoshin de bayağı bir hırpalanmış olan diğer isim Ritual Mid'de. Çok açık, çok açık ve Rovdi çok iyi tespit etti. Ritual kendisine hedef ararken, kendisi hedef olunca Mid tarafında düşüyor. Şimdi biraz daha düşünmesi gereken taraf Sangalispor. Hala kaybedilmiş bir round değil. Balayspor'un da çok dikkatli oynaması lazım. Pozisyon değiştirmeye çalışacak. Tvoshin'le birlikte Zaybıt birbirlerinden uzakta oynamayı tercih ettiler ama sanırım long'da buluşacaklar mı? Hayır, Tvoshin. O düşünce artık tek başına kaldı Zaybıt. O kendisi long'a kadar gelebildi. Önüne bırakılan bir smoke var. Balayspor acaba ilk round'uyla karşı ilk round'unu kazanacak mı? Bu round'da çok ihtiyaçları vardı. Artık site içerisinde tek başına kesilen Zaybıt'ı da çok rahat bir şekilde düşürüyor. Rovdi ilk round'u kazanıyor Balayspor ama yetmeyecek. Bakın bu round'da neler göreceğiz. Evet, geç de olsa o ilk round geldi. Geride bıraktığımız 4 round'da hala Vux'un bir kill çıkaramadığını görüyoruz ki bu Balayspor için hiç de olumlu bir durum değil. A tarafına hızlı bir giriş görebiliriz ama oraya doğru atılan bombalar Sangalispor'su durdurmayı başardı. Ryrix oradaki tehlikenin farkında, infoyu aldı takım arkadaşlarından. O da pozisyonunu biraz daha safe bir hale getirdi. Vux'un canı 62'ye kadar düştü. Şanssızlıklar peşini bırakmıyor onun. Kırık tarafında minik bir fake. Ryrix'in pozisyonu çok kritik burada. Eğer kırıktan Ryrix kill çıkaramadan geçerse Sangalı oyuncuları bir anda A'nın kontrolünü de rakip takıma vermiş olacaklar. 4 kişiyle birlikte A'ya çok yakın. Sangal takımı burada Ryrix infoyu almasına rağmen kill'i çıkaramadı ama Vux'uz. Takım arkadaşı Vux'uz orada o kill'i çıkarmayı başaran isim. Devamında da Pasika kaza düşürmeyi başardı. Birebirlik bir değişiklik. 4'e 4'lük bir eşleşme. Vux'un canı 62, Ritualinisi 43. Hemen hemen tüm dengeler eşit diyebiliriz. Silah tercihleri derken Ryrix'in kırık tarafında bu beklenmedik oyunu bir anda Pasika'yı düşürmeye başardı. Devamında da bir rotasyon gelecek gibi gözüküyor Sangal takımından. A'dan B'ye doğru yavaş yavaş oyuncular yönleniyor. Hatta iki oyuncunun B'ye yavaş yavaş yerleştiğini gördük. Mid'de de ise bir isim var. Ritual Ryrix'i düşürmeyi başardı. Şimdi Rovdi pozisyonu çok kritik. Oo, burada Viatrax Mid'deki oyuncuyu fark etti ama Zayvut'tan harika bir yardım. Gerçekten iyi bir takım iletişimi Sangal oyuncularından B ve Mid tarafında bir anda harita kontrolünü ellerine almalıyla birlikte plantı almayı başardılar. Şimdi B uzun tarafında orada bir kill çıkarmayı başardı Rovdi. Ve devamında da Vux'uz 3. kill ile birlikte roundu tamamlamayı başarıyorlar. Hatırlarsanız Rovdi B'yi tutan oyuncuydu. Oraya girmeleriyle birlikte B uzundan geriye çekildi. Takım arkadaşlarından destek bekledi. Onun bu kontrollü, onun bu profesyonel tercihi roundu Balayspor'a kazandırmayı başarıyor. O ikili 2-2'de gerçekten Rovdi'nin çıkıp oyuncuyu düşürmesi ardından takım arkadaşına artık kazanılabilir bir pozisyonla birlikte round bırakması etkili oldu. Bir önceki roundda böylece ikinci roundu üst üste kazanan taraf Balayspor. 3-0'a 2-0'lık bir karşılık verildi. İçeri hızlı girmeye çalıştılar. Ritual düştü. Zaybıt Hunter. Herkes tek tek harcanıyor. Pasika son kalan isim. Ona da sıkan Kazak. Hızlandırılan bir round Sangalispor'un hiç istemediği yönde gelişiyor. 3-0'a çok net bir 3-0'lık cevap. Evet, yani haritaya muazzam bir başlangıç yapmıştı Sangalispor. Devamında gelecek gibi gözüküyordu ama yavaş yavaş Balayspor'un Çimbahçe'ne olan adaptasyonu ve Sangalispor'un yavaş yavaş hızlı oyun tercihleri bir anda haritanın gidişatını değiştirdi. Tekrar A'ya bir rush tercihi gelecek ama Hunter, yani Vux'uz orada vuramadı. Onun o kolay kill'i alamayışının ardından devamında düşüyor. Yani hatta Vux'uz orada rakip oyuncuyu bıçakla yakalamıştı elinde. O kill'i çıkaramayınca da bir anda 2-2'lik bir kill değişimi geliyor. Sayda iki oyuncu yerleşti. Üçüncü oyuncuyu şu an görüyoruz. O da dükkan tarafına doğru, kulübe tarafına doğru yerleşmiş durumda.
Sekiro bir şekilde yavaş yavaş yaklaşıyor Valespor oyuncuları ama süre de yavaş yavaş eriyor. Kırık tarafına atılan bombalar burada. Rodi bir anda oyunu hızlandırdı. Pistol ile birlikte o killi çıkarmayı başarıyor. Side'de iki oyuncu yerleşti. Oraya atılan bombalar. Zayt bir kill çıkardı sniper'ıyla. Backside'de iki isim var. Hala burada o killer çıkmıyor. Çok zorlandı burada Viatrax. Backside'de son kalan isim. C4'ü bulabilecekler mi ama süre yetmeyecek gibi gözüküyor. İki oyuncu da burada killleri çıkarmasına rağmen süre yetmeyince o C4 patlayacak. Yani biraz geç hareket ettiler. Yavaş yavaş Sekiro olarak yaklaşıyorlar dedik. Yavaş yavaş süre de eriyor dedik. Ama devamında o killer geç gelince C4'ü bulmaya da süre yetmeyince Sangal 4. rounduna ulaşıyor. Çok eğlenceli, çok güzel bir rounddu. Gerçekten iki tarafında seyir zevki çok yüksek bir karşılaşma. İyi gidiyor Çin Bahçeleri. Yine hızlandırılan bir oyun. Pasika short tarafından sıka sıka çıktı. Site içerisindeki oyuncuyu gördü ama orada Vuxus Pasika'ya headshot'ı gönderince o oyun etkisiz kalıyor. Pasika adına şimdi mid tarafında iki tane oyuncu var. İkisi de aim'lerini açtı, cross'larını koydu. Top mid'e bakıyorlardı, Viatrax'ı buldular. Bir isim daha var orada, Zywot'u tespit etti. 75 canı var Zywot'un. Karşılıklı birer kill gelince iki takımdan da bu arada Vuxus'un canı 11'e kadar düşmüş. Bayağı bir hırpalanmış. Long'da bekleyen bir Ryrix hemen elindeki neydi çıkarttı. Kendisi güvenli bölgeye kadar atabiliyor. Geri geldi Long'tan. Yine bir site'ta oyuncuları karşılamak istiyor. Balayspor savunması 3-0'a, 3-0'lık bir cevap veren Balayspor'a. Son roundu kazanan Sangalayaspor tekrar öne geçtiler. Bakın bu roundla birlikte 5'i bulup ilk yarı önde kapatabilme garantisi alacaklar mı? Bu arada Hunter açıldı. Orada takım arkadaşlarıyla birlikte buluşuyor. Şimdi kulübenin içerisine girecek. Onları bekleyen herhangi bir isim yok yakında. Oyunu bir anda short'a değiştirebilirler. A short'ta sanırım saniyeyi de biraz tüketmek istiyor Sangalayaspor ekibi. Son 48 saniyeler. Belki 35 ya da 30 oynayacak. Bakın bu tercihi ne zaman kullanacak Sangalayaspor? Onlar tercihi beklerken Zywot'u kaybettiler. Rowdy'den gelen bir kill var. Şimdi arkadaşlarına yardıma katılacak Rowdy. Merdivenden çıktım. Ritual'ı vurdu. Yine bir pozisyon arıyor kendisine. Kırık tarafında çok güvenli oynadı Kazak. Rowdy ile birlikte son kill'i kendisini çıkartamaması ilginç. Tvoshin'i Rowdy vurmuş. Ama round geliyor ve böylece yine birebir bir cevap. Cevaplar iki takımdan da hep aynı. Evet, 3-0'a karşılık 3-0'lık bir seri. Devamında da karşılıklanan birer round izledik. Ama bu taraflara baktığımızda Sangal için sanki biraz daha ikinci yarıyı avantajlı geçireceklermiş gibi gözüküyor. Çünkü şu an bomba yukur tarafında oldukları için. Entry Zayt üzerinden gelmişti ama devamında Rowdy farklı bir oyuncu üzerinden hızlı bir şekilde farklı bir kill almayı başardı. Birebirlik iki sniper oyuncusunun skoruyla başlıyoruz haritaya. Harita öncesinde söylemiştik bu haritada sniper oyuncuların ne kadar efektif ve önemli olabileceğini ve şu an bence bu seride de bunu birçok kez görüyoruz. Entry'ler sniper oyuncuları üzerinden geliyor. Devamında saatlere giriş yapılmak için sniper oyuncuları bu oyunu açıyor ki Zayt da şu an bizleri haklı çıkarmış gibi gözüküyor. B'ye oyun hızlanacak. Zayt'ın önünden giden isim pistol ile birlikte çıkacak mı? Hayır, orada takım arkadaşını biraz baitledi gibi sanki. Baiterlik yaptı orada ama B'de bu müthiş savunma Rowdy ve Ryrix sayesinde bir anda 5 kill alınmasını sağlıyor. Yani oyuncu avantajı Sangal'da dedik. Zayt 2 kill ile başladı dedik. Ama B'ye bu geç girişleri, B'ye bu kadar girişlerini belli etmeleri bir anda Balayspor'un roundu kazanmasını sağladı. Hiçbir düel kaybetmediler Long'da. Yani Balayspor için olabilecek en kötü senaryonun en iyi senaryosu oldu ve roundu kazandılar. Sangalayaspor bu roundu çok arayabilir. Bu arada Pasika entry buldu. İçeri hızlandırıyor Viatrax. Kutuların arkasındaki oyuncuyu tespit etti. Smoke'un içerisine bıraktı kendisini. Şimdi yakalamaya çalışıyordu ama merdivenden gelen destek Zywot'tan bir oyuncu kaybetmelerine rağmen Tvoshin vurunca artık geriye doğru gitmeye çalışıyordu. Bu arada Vuxus o da Ritual'a yakalanıyor ve erken gelen bir cevap. Sanki Sangalayaspor artık 5. rounduna ulaşacak gibi. Balayaspor her ne kadar ilk yarının son roundunu biraz bonus bir şekilde Sangalayaspor'un da onlara hediye ettiği gibi bir şekilde kazanmış olsa da ikinci yarının ilk rounduna çok hızlı başladı Sangalayaspor. Bir anda gelmeye çalıştı Balayaspor. Onlar A'yı hızlandırdılar ama Sangalayaspor oyuncuları onları bekliyordu. Çok güzel bir savunma yaptılar. A tarafını tutup aman Allah'ım, B'de bir karbon geldi. Brody bir kill daha bulabilirse durumu birebire getirecek ama Hunter'dan kaçamadı. Rowdy'den karbon geliyor merdivenden çıkan oyunculara. Mid tarafında bir anda iki oyuncu düşürdüler. Bir anda yerimizden kalktık ama sonuç değişmiyor.
Sangalı Espor bu roundu da kazanacak, beraberliğe götürüyorlar. Balayespor'la yine karşılıklı alınan roundlar yine 5-5. İkinci harita çok daha çekişmedi. Yani Rowdy eminim o pozisyonda kendine kızmıştır. Karbon'un devamında bir kill çıkarabilecek pozisyonu vardı. Hatta iki tane mermi ıskaladı. Hatta üzerine pistolüyle birlikte, tabancasıyla birlikte o kill'i çıkaramadı. Eğer o kill'i çıkarsaydı bir anda pozisyonu değiştirip birebir kalacaktı ve belki de roundu kazanacaktı. Rowdy potansiyeline pek de uymayan bir oyun sergilemiş oldu. Hunter ikili bombalarıyla birlikte entry'i çıkarmayı başardı. Üst üste ikinci roundunu alarak tekrar öne geçmeyi istiyor Sangal Esports oyuncuları ama Rowdy şimdilik buna izin vermeyecek gibi gözüküyor. İki oyuncu hayatını kaybetti. Brand içerisinde Ryrix ve Ritual rounda veda eden isimler. Balispor'un dağılımı biraz daha sanki B'yi oyun kuracak gibi gözüküyor. Hunter Vent'e yerleşmiş durumda. Ondan haberdar değiller tabii ki. Hunter bu sesleri aldı. Info'yu takım arkadaşlarına verdi. Şimdi Vent'ten en az bir kill çıkaracak gibi gözüküyor. Geç de olsa o kill çıkarmayı başardı. Devamında da trade ve Atrax üzerinden geldi. Zywood da spam bölgesinden gelip B tarafında o kill'i çıkarınca oyun Balispor tarafında biraz sıkışmış oldu. B'ye girişleri bir tık gecikti. Bu bir tık gecikmesiyle birlikte şu an iki sniper oyuncusu Kazak ve Vuxus oyunu kendi lehlerini çevirmeye çalışacaklar. 2-3'lük bir eşleşme işleri gerçekten çok zor. Ve bu zor roundu bakalım lehlerini çevirebilecekler mi? Güzel bir boost. Bu Zywood'un boost'u info almasını sağladı orada, karşılık gelecekti ama pek de zorlamayı tercih etmiyor burada Balispor oyuncuları. Vuxus C4'ü kuran takım arkadaşını koruyor. 5 mermisi kaldı. Orada bir jump daha gelirse havada vurmayı deneyecekti ama akili bombalar atıldı. Burada kazancanı 49'a kadar düştü. Zywood ikinci killini pasikada son killini çıkarınca Sangal'ların üst üste 2 round ve üst üste aldıkları bu 2 round onların 6-5 öne geçmelerini sağlayacak. Tabi C4'ü çözmeyi tercih ederse oyuncular. Evet, bu C4'ü çözmelerin ardından da Sangal Esports süreyi de bir yandan kullanmak istiyor. Sanırım içeride yaşadıkları bir sıkıntı veya bir sonraki roundun taktiğini konuşuyor olabilirler. Bu yüzden süreyi sonuna kadar kullanıyorlar. Ve durumun 6-5'e gelmesiyle birlikte bakalım Balispor Sangal'ın verdiği o cevabı karşıya verebilecek mi? Balispor'un en büyük kayıplarından bir tanesi şu. Özellikle mid tarafında iki tarafta birbirini zorlayınca oyuncu kaybetmemesi gereken taraf Balispor. Yani trade'den avantajlı çıkması gerekirken sürekli oyuncu kaybediyor. Entry bulduktan sonra entry buluyor, yine oyuncu kaybediyor. Ve bunu çok iyi değerlendiren bir Sangal Espor geriden gelip, daha doğrusu bir türlü yenişememişlerdi ama sonunda öne geçiyor. 6-5'lik bir skorla. Şimdi Bala Espor'a karşı üstünlüğü bakalım. A tarafında yapabilecekler mi? Short'tan çok hızlı geldi Vuxus. Pasika'yı açıkta yakalıyor. Site içerisinde savunma yapmaya çalışan isim Tvoshin. Üzerine oynadılar. Kazak vurdu. Bir anda durum 2-2'ye geldi. Viatrax'ın canı az. Kendisi mid'e bakıyordu. Hunter mükemmel bir zamanlamayla çıktı. Viatrax'ı bulunca artık Kazak tek başına Sangal Espor'un bu roundu kazanması gerekiyor. Durumu bir bire getirmesi gerekiyor seride. En azından 3. haritaya gidebilmek için, Mardin'i görebilmek için. Ve bunu da 2. haritada Çin bahçelerinde sanki biraz kabul ettirmişler gibi Balayespor'a. Son 2 round özeline kadar tabii bunu söylüyorum. Bu roundu da bakalım kazanabilecek mi? Bu arada kazanın üzerine iki oyuncuyla birlikte oynayacaklar. Kutuların arkasında Kazak. İlk oyuncuyu vurdu Kazak. İkinci oyuncu reload'a yakalanabilirdi. Kendisini çok iyi sakladı. Zywood. Kazak'tan ikinci kill. Az kalsın geliyordu. 3 kill'le tamamlayan Zywood. Sangal'ı 7-5 öne geçiriyor. Balayespor'un oyuncu kaybetmeden site'e yaklaşması lazım. Başka çaresi yok. Evet, yine Balayespor round'a çok yakındı ama Sangal yine bu kritik round'un son sürecini daha doğru oynayan taraf oldu. Ve 3-0'lık bir seriyle birlikte göre değişikliğinin ardından iki farklı öne geçmeyi başardılar. Pasika bu sefer agresif bir savunma yapmayı tercih edecek. Ama orada rakip takımdan agresif bir yakınlık söz konusu değil şu an için. Balayesporlu oyuncular 4 sniper tercihiyle birlikte oyunu yavaş oynamayı, yavaş yavaş kendi taraflarına doğru çevirmeyi tercih edecekler. Diğer tarafta Sangal'a baktığımızda ise iki sniper tercihi devam ediyor Ritual ve Zywood üzerinden. Bakalım Balispor takımı
4 keskin nişancı tercihiyle birlikte bu roundu istedikleri gibi oynayabilecekler mi? Viat Rax önünde 2 vuruşluk bir şans vardı ama bu 2 vuruşu da ıskalamış oldu. Şimdi Rylix plan tarafında bir kill çıkarmayı başarıyor. Üzerinde Viat Rax bir sniper kill ekledi. Şimdi üzerine ikinci kill gelecek mi? Myers, Zyvut buna izin vermemiş olsa da Viat Rax 2 kill çıkardı. Üzerinde Kazak side'deki Zyvut vurunca son kalan isim A tarafındaki Pasika oluyor. Şimdi jump tarafından bir Wallbang kill'i çıkarmak için bir deneme vardı. Bir açı yakalamaya çalıştı Pasika ama o açıyı göremeyince de mid tarafındaki pencereden o kill'i çıkaran isim Vux'uz oldu. Ve Valley Sport 3-0'lık serisinde dur demeye başardı Sangal'ın ve round farkını 1'e indirdiler. Evet, o işte ihtiyaçları olan round buydu ama yetmeyecek. Bir tane daha lazım Valley Sport'a. Çünkü gerçekten Sangal Espor öyle bir ivme kazandı ki son roundlarda onları bir roundla dur demek yetmeyebilir. İkinci roundda belki işte Sangal'ın o arkasındaki rüzgarı biraz daha yavaşlatmasına neden olabilir Bala Espor'un. Ben gidişatın eğer bunu kaybederler, yani Sangal Espor şu anda haritaya yakın gibi. Çünkü ikinci yarıya geçtiğimizde bombayı durdur tarafında iyi bir oyun ortaya koymuşlar. Artı bir önceki rounda kadar bir anda çıktılar. Ritual'ı yakaladılar. Rylix karşısında 3 oyuncu gördü Ritual. Şimdi bir anda Log'dan hızlandıracak. 2 oyuncu arka arkaya yakaladı. Hunter ikisini de düşürüyor. Site içerisinde Zyvut kaçırmadı. Balay Spor'un bu kadar grafit yapılı bir yani taktiği böyle kritik bir roundda ortaya koyması zamanlamaları tutturma açısından çok zor. Gördünüz yani oyuncular bir anda Sangal Espor tarafındaki oyuncuların bir anda doğru zamanlamayı yakalamalarıyla birlikte Bala Espor'un çaresiz kaldığı bir round gibi oldu ama durum 2-1. Yine birçok şey değişebilir. Kazan eline bakıyor artık round. O da uzak bir rotasyon atıp A tarafına doğru yönlenmeyi tercih etti. Şimdi Pasika ile birlikte Tvoshin. Silah farkı ortaya çıkacak. Kazan elinde pistol var. Arkası dönük yakalaması lazım. Bakalım kulübenin içerisini kontrol edecek mi? Yavaş yavaş kapısına doğru yaklaştı ama kendisi yakalanıyor. Yan tarafa doğru bakarken Tvoshin sabrını karşılığına aldı. Kill'le birlikte round geldi. Son iki round artık Sangal Espor için. Yine son kalan isim Kazak. Bu sefer de o clutch roundu kazanamadı. Ve Sangal Espor tekrar round farkını 2'ye yükseltmeyi başarıyor. Zyvut NTD'yi çıkardı. Sniper ile birlikte hem de headshot olarak gitti Uksuz'a. Şimdi B tarafına hızlı bir giriş. Orada Zyvut ikinci kill'ini çıkarıyor. B uzun tarafında bir kill daha çıkarmak istedi ama orada düşen isim Hunter oldu. Side'da da Zyvut düştü. Viat Rax ikinci kill'ini çıkardı ama o ikinci kill'ine karşılık Pasika'da iki kill'e cevap verince Sangal Esports 9. round'una ulaşıyor. 3. harita Mardin'e doğru acaba ilerleyecek miyiz? Bu sorunun cevabı bu round'da gelebilir. 3-5. Herkes, Bala Espor'daki herkes şu anda keskin nişancı silahlarını çektiler ve onun karşılığını alıyorlar. Hunter, bundan bahsediyordum. Kill buluyor Bala Espor ama kill de veriyor. Rowdy'yi kaybetmeleri çok büyük bir kayıp onlar için Bala Espor adına. Bakın bu birebir değişim gerçekleştikten sonra round kime gidecek? Eğer Sangal'a giderse 3. haritaya, Mardin haritasına gideceğiz. Bala Espor'a giderse hala bir direnme şansı olacak. 7-9'a geleceğiz o zaman ama yine de 2 round üstte kazanmak zorunda Bala Espor. Bu roundla birlikte toplamda 3 round üst üste kazanmak zorunda uzatmalara gitmek için. Bakalım mid tarafını kesmeye çalışan için Zyvut. Baktığı açıda herhangi bir oyuncu yoktu. Biraz daha eğimini sola doğru çevirip hemen oranın çıkışına koymuştu. Viat Rax pistolle bulmuş Pasika'yı. Şimdi içeri girmeye çalışacaklar. Bala Espor oyuncu sayısı üstünlüğü onlarda. İçeri smoke'tan zorluyorlar. Merdivenden gelen bir oyuncu vardı. Zyvut'u geri ittiriyorlar ama Kazak Tuoshin'i bulunca Ritual'la birlikte Zyvut kaldılar. Son 2'ye 3 artık Bala Espor bunu kazanmak için oynayacak bu roundu. Ve böylece tek başına kalan bir Zyvut üzerine gelen merdiven oyuncularından kaçamıyor. Bala Espor direnmeye devam. 7-9 ama hala dediğim gibi 2 round üstte kazanmak zorunda. Evet ve hala o pass tercihi gelmedi Bala Espor tarafında. Sangal'dan da henüz bu harita içerisinde pass tercihi gelmediğini söyleyelim. Bala Espor 7. roundunu kazanmasıyla birlikte aynı taktiği sürdürmeye devam edecek. Yine 5 sniper oyuncusuyla oynamaya devam edecekler. Aynı taktik üzerinden, aynı strateji üzerinden bu roundu da kazanmak istiyorlar. Ama kazanmaları gereken üst üste 2 round var uzatmaya götürebilmek için oyunu. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Çeyrek final serisinde ilk haritayı kazanan
Balıkesir takımıydı Safranbolu haritasında. Şu an ikinci haritadayız. Ve bu ikinci haritayı Sangal kazanması durumunda Best of 3 formatında olan bu seride üçüncü haritaya gideceğiz. Ve üçüncü haritamız ise Mardin olacak. Ama buna gerek de kalmayabilir. Sangal eğer Balıkesir bu haritayı kazanırsa, ama çok çok uzak bir ihtimal gibi gözüküyor. Zayvat entry'yi çıkarmayı başardı. Ridex A tarafında kulübenin kontrolünü eline aldı. Şimdi sahilde kontrolleri altına almak istiyorlar Kazak'tan. Arka bir pistol kili. İkinci kili de muazzam. İki tane two tap. M93R skoru bir anda A'ya girmesini sağladı Balıkesir'in. Ridex'in 12 canı var. Şimdi bir kill daha çıkaracak mı? Ridex ikinci killini aldı. Yani ilk skorlar Sangal tarafında gelmesine rağmen Kazak ve Ridex'in ekstra bu oyunu şu an 2'ye 1'lik bir eşleşme sağladı. 35 saniye var. Hunter'ın önünde oldukça yeterli bir süre var. Bu süreyi böyle bekleyerek oynarsa eline hiçbir şey geçmeyecek. Çünkü Balıkesir oyuncuları göstermeden pozisyonlarını almış durumdalar. Yani durduk yere 10 saniye kaybedince orada Sangal'dan Hunter round'u bence o zaman kaybetti. 10 saniye kendi kendine erimesiyle birlikte Balıkesir 8. round'una ulaşıyor. Ve Sangal üst üste verilen bu round'ların ardından o pausu alma gereğini hissetti. Yani bir anda nereden sızdılar? Özellikle o merdiven tarafından girip hiç beklemedikleri anda çıktı. Sangal Espor bu kadar iyi gidişata şimdi hazır 9'u bulmuşken üst üste verilen 2 round oldu bu. Onlarda da kafada tabii acaba beraberlik geliyor mu soruları yandığı anda hemen bir pause geliyor. Pause'dan nasıl döner sence Balıkesir? Yani rakip takımı bu kadar kolay girmesine izin vermesi gerekiyor. Vermemesi gerekiyor. Az önce Kazak yani pistoliyle birlikte girdi. İki oyuncuyu arkalamayı başardı. Yani reload atmasına bile gerek kalmadı. Tek bir şarjörde iki headshot'la birlikte takım arkadaşlarını sahada soktu. Yani bunu ne sniper'la yaptı, ne taarruz silahıyla yaptı. Girdi tabancayla birlikte bunu yapmayı başardı. Orada bir iletişim kopukluğu oldu diye düşünüyorum. Ridex yani elini kolunu sallayarak oyuncuların arasından çıktı. O killeri çıkardı. İlk başta bu kadar kolay açı bırakmaması gerektiğini konuşuyordur eminim Sangal oyuncuları. Devamında da zaten bu haritanın, bu round'un haritanın son round olduğunu eminim birbirlerine hatırlatmak. Bunun geri dönüşünün olmayacağını hatırlatmak isteyeceklerdir. Evet, yavaş yavaş artık sürenin sonuna geliyoruz. Bakalım uzatmaya mı gidiyoruz yoksa yine uzatmaya mı gidiyoruz? Çünkü Sangal Espor kazanırsa 3. haritaya yine serideki uzatmaya gideceğiz. Yoksa Balıkesir kazanırsa haritadaki uzatmaya gideceğiz. 9-9'dan. Bakalım izleyeceğiz ama bu arada Tvoşin bayağı bir hasar almış. 26 cana kadar düşmüştü. Nade atabilmek için kırağa yaklaşan bir Ridex var. Elindeki Nade'i çıkarttı. Bir anda kırıktan şöyle bir kendini göstermişti. Tekrar güvenli bir şekilde orada shoulder atıyor. Yalnız bir oyuncu yaklaştı. Tvoşin. Şimdi ikili bombaların nereden geldiğini görüyor Tvoşin. Bir anda canı 26'ydı. Yani 1-2 mermi orada. Tvoşin'in düşmesine yeterdi. Ridex'i 43 bıraklar. Şimdi ikili bombalar Balıkesir'den geliyor. Ridex içeri zorlayacak. Bıraktığı yerde oyuncu yok. Hunter'la birlikte pasika vurdu. Tvoşin yardım ediyor. Bir anda 3'e 2'lik değişim. Bu değişim Sangal Espor'a yarıyor. Ama Balıkesir hala bakalım. Round bitmiş değil. Kazak'la birlikte oyun kurmaya çalışacaklar. Kamyonlara kadar geldi Kazak. Bu arada Viatrax hemen içeride. Şöyle bir emin oldu. Duvarın arkasında kimse olmadığına plantini alacak. Çok soğukkanlı oynaması lazım Sangal Espor'un. İki oyuncunun canı az Sangal Espor'da. Zayvıt elinde. Onun bir keskin nişancı silahı var. Yani Hunter'la birlikte Tvoşin biraz problemli pozisyondalar. Bu arada Smo'ya yaklaşan bir isim var. Viatrax'ın takım arkadaşı Kazak. İyi denedi ama kill çıkartamadı. Şimdi geriye doğru çekilmeye çalışacak. Long da buldu kendisini. Hasar bırakıyor. Kill çıkmadı. Viatrax tek başına. İlk atışı başarılı Viatrax'ın. İkinci oyuncuyu da düşürdü. Bir anda birebire geldi. Atışı başarılı değil. Reload yapmak için zaman kolluyordu. Onu da vurdu. Aman Allah'ım Balıkesir. Neler yapıyorsun Viatrax? 4 kill çıkarttı. 2'ye 3 pozisyonu anca bu kadar iyi oynayabilirsiniz. Arkadaşını kaybetmesine rağmen 3 oyuncu birden düşürüyor. Balıkesir'i uzatmaya götürüyor. Bence uzatmayı bırakmaz Bal. Muazzam muazzam. Yani 2'ye 3'lük bu eşleşme nasıl oynanır? Nasıl sorumluluk alarak, risk alarak oynanır, bize bunu gösterdiler. Round'u bence şu aşamada kazandılar. Viatrax
geldi. Rakip takımın spam bölgesine kadar sızdı. Oradan gelecek oyuncuları risk alarak beklenmedik bir şekilde avlamayı düşündü. Orada da infoyu alınca zaten 3 oyuncunun aynı bölgeden geldiğini, bence round henüz o aşamada zaten tamamlanmış oldu. Viatrax'ın bu 4 killik muazzam performansı seriyi uzatmaya götürmeyi başardı ve Sangal da pause hakkını kullanmış oldu ve kullanmanın ardından da zaten istedikleri gibi geri dönemediler. 9-9. İkinci haritanın uzatmasındayız. Balayspor eğer bu haritayı kazanırsa seriyi 2-0 kapatarak yarı finale çıkmayı hak kazanacak olan ilk takım olacaklar. Bugün hatırlarsanız öncesinde FESB, Vakkez ve Galatasaray Espor Ligi ilk 2 sırada tamamlayarak ligin playoff aşamasına yarı finallerden katılmayı garantilemişlerdi. Sırada ise geriye kalan iki takımı belirlemek var. Evet, A tarafına oyun bir anda hızlanacak. Sangal tarafında Kazak oradaki ikili çıkarmak çıkarırken çok zorlandı ama en azından iki kill çıkarmayı başardı. Devamında da Sangal tarafında 3 kill gelince yine 2-2'lik bir eşleşme izleyeceğiz. Rodi A'dan B'den A'ya rotasyon yapan Balispor oyuncusu Viatrax ise muhtemelen şu an Rodi'yi bekleyecek. İki oyuncu da konuşarak oynamaya çalışacaklar burayı. Evet, Rodi sol tarafına bakmayı düşünecek mi bakalım. Baktı ama oradaki kili almakta ilk başta zorlanmış olsa da tahmin ediyorum ki son mermide o kili çıkarmaya başardı. Tuvaşini Viatrax kutular tarafında yakaladı. Şimdi Tuvaşini geri belli. Kırık tarafında Rodi üzerine doğru aman gelecek. Aman. Rodi tabancası ile birlikte neler yapıyor. Üzerine gitti, sanırım bir sprey yapıştırdı orada. O sprey yapıştırmasının ardından da C4 çözmeye gidiyor. Orada bir selam verdi. Ve uzatmaları da Balayspor bir önceki roundun devamında muazzam başlayarak öne geçmeyi başardılar. Sangal oradan round vermek gerçekten moral bozar. Balayspor'da uzatmaların ilk roundunu kazandı. Uzatmalara gidecekken son roundu da kazanan taraf onlar. Bakın bir roundla daha taçlandırabilecekler mi? Bir anda shorttan kulübeye doğru girmişlerdi. Orada Smoke'un arkasında bekleyen, yakında bekleyen bir isimdi. Oyuncu yok. Kırık ve kulübe içerisine yerleşiyor şimdilik Sangalay Spor ekibi. Balayspor. Bakalım onları nasıl yakalayacaklar. Bir anda yalnız şortta iki oyuncu yakın oynamak istiyorlar. Ryrex Tvoşin'i bulmuş. İçeri doğru girecekler. Kulübe içerisinde killer geliyor. Vuxsız yakaladı Pasika'yı. Bir anda kırıktan oynamayı da vazgeçti Sangalay Spor. O iki oyuncu kaybedince Ryrex şimdi kırık tarafında şöyle bir baktı, oyuncu görmedi. Sangalay Spor'un ihtimalleri azalıyor roundu kazanabilmek için. Bir anda kendilerini 5'e 3'lük bir durumda buldular. Bir önceki roundu kaybetmişlerdi. Ondan önceki roundu kaybetmişlerdi ki uzatmalara götürebilmek için ellerindeki son şanstı bu. 9-6'dan buralara geldik ve Balayspor üst üste 2 round daha kazanırsa 3-5 roundluk bir seri olacak Balayspor adına. Sangal 5'e 3'ten artık son alın terlerini dökmeye başladılar. Hunter, Ritual ve Zywot. Neden olmasın? Ama pozisyonları çok zor pozisyonlar. Özellikle Nate olmaması site'e girmede onlara çok büyük zorluk çıkartacaklardı. Ve Vent içerisinde yakalanan Zywot'la birlikte artık son iki oyuncu kalıyor Sangalay Spor. Balay Spor tek tek kopardı oyuncuları. Özellikle kırıktan girmesine izin vermeyip short'u düşürünce onlar da çözüm bulamadılar site içerisinde. Sangalay Spor oyuncu kaybede buralara kadar geliyorlar. Long'taki düelloyu kaybeden tarafta bu sefer Hunter olunca Rodi çok zorlanmadı. Yakındı Hunter. Bir mermi bile değdiremedi. Ve böylece şimdiye kadar oyuncu kaybetmemiş bir Balayspor vardı. Bir oyuncu düşüyor. Önemli değil, round geldi. Sangalayspor çok can çekişiyor şu anda. Üst üste 4 round. 9-7'den 11-9'a gelen bir Balayspor serisi izliyoruz. Yani o uzatmaya götürülen round, Viatrax'ın 4 killik performansı devamında az önce Rodin'in çıkardığı round ve şimdi de gelen bu kolay round bir anda durumu 11-9'a getirdi. Atılan bombalarda Ritual'in canı 33, Tuvoshi'nin 40. Yani round'da iki oyuncu birlikte eksik başladı neredeyse. Sangal Espor takımı şimdi oyunu bir anda hızlandırmayı tercih edebilecekler mi? Ama hayır, öncesinde Zywot Rodi'yi düşürmeyi başarmış ve bir anda round'da eksik başlıyor Bal Espor tarafı. B'yi hızlandıracak gibi gözüküyorlar. Zywot ve uzun tarafına ilerleyecek. Ama Viatrax orada bir kill çıkardı. Devamında da Ritual Trey'i de aldı. Tuvaşin de bir headshot gönderiyor tabancasıyla birlikte. 2-3'lük bir eşleşme izleyeceğiz. Sağlık açısına baktığımızda yani 3 oyuncunun sağlık toplamı neredeyse Balayspor oyuncuları eşit diyecektim ki Kazak buradakini çıkarmayı başardı. Brandt da Balayspor'a giderse gerçekten
Tek bir rahat almaları gerekecek artık. Kazak ki son oyuncunun nerede olduğunu biliyor. Neler yaptın orada? Elinde bıçakla neden gidiyorsun? Zaywood. Deathmatch'i oynarcasına iki oyuncuyu da üst üste yakalamayı başardı. Ve toplamda çıkardığı 3 kill'le birlikte görev değişikliğine gidiyoruz. Yani burada elindeki roundu veren bir Bal Espor izledik son round için. Hala avantaj onlarda. Hala avantaj. 2-1 ile önde kapattıkları için Bal Espor'da. Ama o son round gerçekten çok ilginç bir round oldu. Zaybıt'a resmen verdiler. Bu arada Hunter vent içerisinden girmeye çalışıyordu. Bir anda Tvoshin kendisini site'a bıraktı. Short'ta bir isim var. Tvoshin'in geçmesine izin vermedi Ryrex'ten. Entry Bal Espor. Yine entry veren taraf Sangal. Yine işi zora sokan taraf Sangal oldu. Bu ilk yarı, ikinci yarının ilk randa özelinde ama arkası dönük çıkmakta. Kazak'tan ilginç bir tercih. Vent'e girerken onu bekleyen Hunter'a hayatının en kolay kinini vermiş olabilir. Yine de birebir bir değişim. Şimdi biraz da terazi artık Sangal tarafında daha ağır basıyor gibi düşünmesi gereken taraf Bal. Saniyeleri hesaplaması gereken taraf Sangal olunca bu arada Viatrax Zaybıt'ı bulmuştu. Hunter'a bir kill daha verdiler. Vent'in içerisinde olmalı olduğunu bilmelerine rağmen kulübeye girmeye çalışan Ryrex ensesinden yakalanıyor. Ve 3'e 3'e getirdiler yine. Bir avantaj kazanıyor Bal Espor. Anında o avantajı veriyor. Daha ne kadar böyle devam edecek? Hemen spam bölgesinde Ritual çok geriden savunmaya çalışıyordu. Artık birileri Viatrax. O da girdi çıktı. Hunter geriye doğru dönüyor. Spam bölgesindeki oyuncuyu yakalayabilecek mi? Elindeki bu avantajı nasıl değerlendirecek? Vux'ız üzerine gelen mermilerden 75 kaldı. Uzak mesafe mermileri isabetli değil. Ritual bu arada Rowdy'yi yakaladı. Hemen Smoke'un arkasını zorlamaya çalışacak Vux'ız. Açtı cross'unu ama ona rağmen Ritual'a düşüyor. Ne yaparsa Bal Espor kişisel deneyimleri, kişisel denemeleri karşılıksız kaldı ama Viatrax sonunda Ritual'ı bulunca artık site'de boş olduğunu biliyor. Koşacak hemen. Erken bir C4 plant'i. Doğru tercih olur mu? Hunter onu yakalayabilir mi? Sanırım son anda plant'i almış olacak. İki oyuncunun da aynı yerden gelmesi çok kritik. İlk atışında bulması lazım. Viatrax'ın kafasını dağıtmak için bir sağdan bir soldan çıkacaklardı. Yakındaki oyuncuyu vuruyor Viatrax. Şimdi durumu yine birebire getirdiler. Hunter'ı düşürmüştü. Üzerine Pasika'yı vuruyor. 4 kill. Neler oluyor? Viatrax'tan inanılmaz bir oyun. Bal Espor bu roundu da kazandı ama Sangal tutunamadı bir türlü. Yani Viatrax. Haritanın en kritik anlarında sahneye çıktı. 4 kill'i çıkardı. Yani bu haritaya, bu seriye özel bir madalya yaptıralım ve onu Viatrax'a verelim bence. İnanılmaz. Gerçekten iki roundu tek başına kazanan bir Viatrax izledik. Tartışmasız yani bu roundlarla birlikte eğer seriyi Bal Espor kazanırsa sadece çıkardığı bir iki roundla birlikte bence MVP'liği hak eden bir performans ortaya koydu diyebiliriz Viatrax için. Şimdi iki takımdan da birer kill geliyor. Viatrax düşen isim Bal Espor tarafında. Yani arkadaşlar buyurun ben geçen round yapacağımı yaptım, bu round bir dinleneceğim dedi ve hayatını feda etti resmen. Devamında da 4'e 4'lük bir eşleşme olacak şimdi. A'dan açılan bir isim vardı ama Pasika orada bir tık frene bastı gibi. O da kulübe tarafına girecek. Orada minik bir timing. Kırık tarafında yaklaşan iki isim var. Pasika orada bir metrekare ilerlemesi durumunda iki oyuncuyu düşürebilir. Şimdi yanından gelen bir isim var. Kazak onu fark etmesine rağmen şimdi Pasika ikinci kinini kovalayacak mı? Hayır. Çok zorlamıyorlar. Zorlamaması gerektiğinin farkında çünkü artık bu roundun, bu haritanın geri dönüşü olmayabilir. Pasika'dan harika bir flick. Headshot olarak oturdu. Bir anda gelen ikili bombalarda Zaywood'un killleri roundun Sangal Esports'a gitmesini sağlıyor. Müthiş bir seri. Gerçekten uzatmalar, Çin bahçeleri çok daha farklı geçti. Farklı başladı, farklı devam etti Çin bahçeleri. İlk haritanın üzerindeki o ölü toprağını atan Sangal Espor'dan çok iyi bir oyun. Ama Bal Espor'da son anda yakalıyor Sangal'ı ve uzatmalara götürmüştü. Hala avantajı onlarda. Bal Espor'da bakalım kazanabilecekler mi? 2-0'la seriyi kapatabilecekler mi? Bu round çok kritik. Kırık tarafında iki kişi beklemeyi tercih ettiler. Sangal Espor biraz Pasika hasar almış, biraz Tvoshin hasar almış ama çok önemli değil. Toplamda 35 hasar iki oyuncu üzerinde. Bu arada sanırım oyunu artık A gösteriyor. Bal Espor erken değil ama hızlı bir A olabilir. Ryrex'ten kill geldi. Hunter içeride karşılamıştı. Onu yakaladılar. Rowdy düşürüyor Hunter'ı. İçeri bir anda girdiler. Pasika'yı da yakalayınca artık kimse yok orada. Kontrolü alan taraf Bal Espor olacak. Sangal Espor artık son oyuncusu hayatta.
Acaba uzatmalardan mı gidiyor Çin Bahçeleri? Sangalay Spor çok uğraşmıştı durumu bire bire getirmek için. Ama Çin Bahçeleri'nde iyi toparlayan taraf Balay Spor oldu artık. Son kili geliyor Zayvıt'ın ama 30 saniyesi var. O bombayı çözüp 3 oyuncuyu birden geçmesi lazım. Ya da diğer senaryoda 2-0'la kapatıyoruz. Ve böylece 2-0'la kapatıyoruz çeyrek finallerde. Balay Spor, Sangalay Spor'u ikinci haritada Çin Bahçeleri'nde uzatmalarda geçmeyi başarınca 2-0'la kapattılar. Sangalay Spor'un hani ilk haritasını tamam evet gördük. İkinci haritada beklentimiz farklıydı. Görebildin mi beklentini? Yok göremedim ve Viatrax deyip ben aslında tüm her şeyi özetlemek istiyorum. Yani Viatrax. Uzatmayı götüren oyuncu. Tam uzatmalarda Sangal ipleri elini alıyor derken sahneye çıkan oyuncu yine Viatrax. Muhteşem bir performans, muazzam bir performans. Yani Safranbolu'da favori Balayspor'du zaten. Ligin lig aşamasındaki Safranbolu haritasına da dayanarak. Ama Çin Bahçeleri'nde favorimiz Sangal'dı. Ama Balayspor'dan müthiş bir geri dönüş. 9-7'den geriden geldiler. Üst üste 4 round çıkardılar. Belki de 12. rounda da ulaşacak taraftı. Ama o gelmeyince hatta ellerindeki rounda da verince en azından geç de olsa... yarı finale çıkmayı kazanan ilk takım oldular. Sangal Esports'a da teşekkür ederim. Bence müthiş bir lig aşaması geçirdiler. Özellikle ikinci yarıyı muazzam geçirdiler. Yani ligin ikinci yarısında en dikkat çeken, en başarılı bulduğun takım kim diye sorarsan benim için Sangal'dı. Zaten Festival Valkyries'in potansiyelini, performansını biliyoruz ama oradaki underdog takım olan Sangal bence ellerinden geleni yaptılar. Onları bir kez daha tebrik ederim. Evet, böylece üçüncü yarı finalistimiz belli olmuş oldu. Balayspor. Onları da dediğimiz gibi tekrar tebrik ederim. Şimdi ikinci seriye geçeceğiz. KBB Kağıtspor Espor Dijital Atletics'e karşılaşacak kısa bir ara. Dreams like coats and the way we had it. Tell me something. Are we pretending like this 3-year dead end road is still something magic? Cause I don't wanna be the one holding you down. I'll never be long here wearing a crown. I gave you everything.
be where you are. You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see. I
try to be honest. I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without, I can't live without you. I want you and only you. To be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without, I can't live without you. I want you and only you.
for you and I. We can't ignore everything going on in between us. In the light, in the dark, you're my witness. All my life, been waiting for you and I. We can't ignore everything going on in between us. In the light, in the dark, you're my witness. I can't lie, I'm into you. I can't hide from the truth.
katil. Tam katil. Seri katil. Tam katil. İkinci katil. Üç katil. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Zula Süper Lig'in çeyrek finallerinin ikinci karşılaşmasına geçeceğiz. KBB Kağıtspor Espor Dijital Atletics'le oynayacak. İlk serimizin galibini hatırlıyorsunuz. Balıespor 2-0. Onlar geçmişlerdi rakiplerini Sangalı Espor'un. Şimdi ikinci seriye geçeceğiz. Ama öncesinde ufak bir hatırlatmamız var. Nedir o Serkan? Evet. Ondan sonra analizlere geçelim. Çok teşekkürler. 26 Haziran'da Zula Yemek Sepeti turnuvası ile tekrar oyuncularımızın turnuva severlerinin karşısında olacağız. O sürece kadar kayıtlarımız devam ediyor olacak. Bu kayıtları takip etmek veya kayıt olmak için Zula Espor, espor.zula.com ve Zula Espor sosyal medya adreslerini takip etmeyi unutmuyoruz. Evet, umarım chatten de zaten o linkler dönüyordur. Yemek Sepeti Zula Espor turnuvasına katılmak için de dediğimiz gibi linkleri kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bakalım ikinci serimizde neler olacak? KBB Kağıtspor Espor Dijital Atletics'e karşı nasıl bir seri çıkartacaklar? Ve artık bu seriden sonra da yarı finalde kim kimin rakibi olacak o belli oluyor. Evet, ilk seride de senin dediğin gibi ilk yarı finalistimiz belli oldu. Balıespor adını yarı finale yazdırmıştı. Bu seride ise diğer yarı finalistimizi belli edeceğiz. KBB tarafında lige çok iyi bir başlangıç yapsalar da ligin ikinci yarısına doğru ikincilik koltuğunu Galatasaray'a kaybetmişlerdi hatırlarsan. Ve üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finallere oradan katıldılar. Dijital X'e karşı ligin ikinci yarısında bir üstünlükleri mevcuttu. Ama bu üstünlükte o karşılaşmada Dijital X'de Machine X'in olmadığını hatırlatalım hatırlarsan. Cezalı durumuna geçmişti ve o seride oynayamamıştı. Bugün ise Machine X oynayacak ama takımın bir diğer taarruz oyuncusu Madder takımda yer almayacak isim. Onun yerine ise Livu yer alacak gibi gözüküyor. Yine Dijital X as beşlisinden birinden yoksun maça çıkacak ve yine bence bu seride favori KBB gibi gözüküyor. Evet, lig sürecinde Dijital Atletics'e baktığımız zaman onlar az kadrolu iyi iş çıkartmışlardı ama bir oyuncu değişikliği bile birçok şeyi değiştiriyor onlarda. Yine galiba 2-2 dağılım. Evet, yine Safranbolu ve Antep haritaları tercih edilmiş iki seride de. Safranbolu ve Antep takımlar tarafından tercih edilen haritalar. Bugün de yine benzer harita tercihleri olacak. Sonuçlar da birbirine çok yakın. Aynı sonuçlar. Bakalım yine bugün de belki bir Antep ve Safranbolu tercihi gelir ve bizi şaşırtmazlar. Evet, bakalım herhangi bir harita uzatmaya gider mi? Üçüncü haritayı görür müyüz? Bunları ilk seride zaten biraz yaklaşmıştık hatırlıyorsanız. İlk serinin sonlarına doğru az kalsın Sangalı Espor birbiriyle birlikte bize üçüncü haritayı izletecekti. Ve böylece üçüncü harita belki onlar da uzatmaya gidecekti ama sonunda galip olan taraf Balıespor olunca o ihtimaller kapanıyor ama yine o ihtimallerin devam etmesi bu seride olabilir. Evet, yani günün sonunda çeyrek finalde yani ligin bitişinden bu yana 2 hafta 3 hafta ara girdi neredeyse ve takımlar da o zamandan bu zamana birçok şeyi değiştirmiş olabilirler. Karşı takıma özel stratejiler hazırlamış olabilirler. Bugün onların cevabını alacağımız gün olacak. Evet, bakalım Bampik ekranında hangi haritalar oynanacak? Bir önceki seride hatırlıyorsunuz 3. harita olarak bekletiliyordu Mardin'in haritası. Şimdi Mardin haritasını banlayarak başlıyoruz. Ardından Favela'yı da izlemeyeceğiz. Evet, yani iki hızlı harita tercihi şimdiden yerine yavaş oynanabilir haritalara, safe oynanabilir haritalara bıraktı. Yine ben bir Antep ve Safranbolu görürüz gibi düşünüyorum. Yani ligin iki serisinde de bu haritanın tercih edildi. Bugün de benzer haritalar tercih edecektir. Evet, bakalım hızlı bir harita tercihi olacak mı? O ilk haritalardan bir tanesi Çin Bahçesi'ydi. Zaten Favela gitmişti. Hızlı harita kategorisinde düğün salonu kalıyor. Ve böylece Gaziantep haritasıyla başlayacağız. Bakalım ardından hangi haritaya geçiyoruz? Düğün salonu mu yoksa Safranbolu mu? Üçüncü haritamızda, evet, ikinci haritamız Safranbolu, üçüncü haritamız uzatmaya giderse, durum 1-1 olursa düğün salonu. Evet, lig aşamasından bu yana takımlar bizi hiç şaşırtmıyor, hiç değişmemişler. Lig aşamasında da Safranbolu ve Antep'i görmüştük. Bugün de göreceğimiz iki harita Safran ve Antep olacak. Uzatmaya gitmemiz durumunda ise düğün salonu gibi gözüküyor. Evet, Antep haritası bakalım oynaması kolay olan bir harita değil. İki tarafın birbirine uzaklığı yüzünden, saytların birbirine uzaklığı yüzünden genellikle bir sayta oyalayacak bir oyuncu bırakıyorsunuz. Diğer 4 kişiyle ya da 3 kişiyle bir şekilde
diğer sayta oyun kurmaya çalışıyorsun. Sonsuz ihtimaller var. Gaziantep haritası gerçekten dediğimiz gibi bombayı kur tarafında oynaması kolay değil ama iki tarafında ne izleteceğini çok merak ediyorum. Evet, taktiksel açıdan senin dediğin gibi pek bir sınırı yok. Rotasyonlar, stratejiler, yani yeri geldiğinde flashlar bile atılabilir bu tarz haritalarda. Ve bakalım bugün bunu göreceğiz. Groza'nın da meta'ya giriş yapmasıyla birlikte bu haritaya olan uyumunu görmüş olacağız. Yani dış tactics tarafında Madder'ın olmayışı, yerine Leon'un dahil olması bize bazı soru işaretleri uyandırıyor o tarafta. Yani ister istemez favorinin de KBB olduğunu gösteriyor. Bu favorilik bakalım onlara bir rağbete mi kaptıracak yoksa temkinli bir şekilde çıkacaklar mı? Evet, bakalım seriye yavaş yavaş geçiyoruz. KBB Kağıtspor Espor Digital Athletics'te karşılaşıyorlar. Gaziantep ve Safranbolu normal haritalar, normal sürede geçecek haritalarımız. Bu ikiliyi biliyorsunuz oynaması kolay olmayan ikililer. Biraz böyle sürenin sonuna doğru bazı round kurgularının ortaya çıktığı durumlar, seri şeyler olabilir, haritalar olabilir. Herkese başarılar. Serinin ilk haritası Gaziantep haritasında başlıyoruz. Bombayı kurda Digital Athletics'i izleyeceğiz. Bombayı durdurda da KBB. Evet, Always 8 ikilisi. Sniper tercihiyle başlıyor. Diğer tarafta Jaxis, Sightlex ve Zoni ise Grozada ile birlikte round'a başlangıçlarını yaptılar. Digital Tix'de ise Levu, Machinix ve Clean üçlüsü Kronos dörtlüsü hatta Taruza ile birlikte başlayacaklar. Bu dörtlüden sadece Clean Groza ile birlikte başlangıç yaptı. Bu arada Always'ten henüz ilk haritanın ilk round'unda agresif bir başlangıç. Pistoyla birlikte açıldı. İkili çıkarmayı başardı. Trade alınmak isteniyor rakip takımdan. Burada 9 canı kadar indi. Always'ten harika bir oyun. Yani canı 9'a kadar düştü Klein tarafından. Devamında kaçmayı devam ettirmek yerine bir kere daha çıkardı. Ve 2'ye birlik oldukça vert, oldukça iyi, oldukça karlı bir şekilde o fight'tan ayrılmış oldu. Ama Kronos Mekaş bombasıyla birlikte el ele koymuş gibi Caves'i bulmayı başardı. Ve KBB tarafında iki sniper oyuncusu hayatını kaybetti. Uzak kombatlarda Always'i Caves'i olmadan iş artık çok zor olacak. Kağıtspor Espor takımının. Bakalım round'un geri kalanına bu nasıl yansıyacak. Round'u çok iyi başlamıştı Always önderliğinde Kağıtspor Espor. Ama devamda İki kill de vererek 3'e 3'lük bir eşleşme sağlanacak. Jaxis 82 canıyla B savunmasına karşılayacak. Yeri belli çünkü oraya doğru atılan bir bomba vardı. Bir kill çıkardı canı. Hala 82 ikinci kill gelecek mi derken o kill gelmiyor ama Kronos'un canı 37. Leon'un canı 66'ya kadar düştü. Orada elinden geleni fazlasıyla yaptı bence Jaxis. Bomba kuruldu sesini duydunuz. 2'ye birlik bir eşleşme. Sidex burada takım arkadaşını beklemeden oynamasına rağmen Levu orada ikinci kill alacak bir fırsatı da olsa da Zoni buna izin vermiyor ve Digital Athletics ilk round'u kaybederek Kağıtspor Espor'a karşı 1-0 geride başladılar seriye. İkinci round'a doğru gidiyoruz. Silah kombinasyonları ise birebir aynı. Bir oyuncu hayatta kazandı Kağıtspor Espor. Bombayı durdur tarafında biraz daha net round'lara ihtiyaçları olabilir önümüzdeki round'larda. Bakalım ilk round'u kaybettikten sonra nasıl bir kurgu izletecek Digital Athletics? Biraz daha yavaş çıktılar. Özellikle second midi kontrol ederek çıkmak istiyorlar. Bir oyuncu vardı hemen. Kronos da bakıyordu bu arada. İkili bombalar Levun'un üzerinde etkili. Digital Athletics daha nereden geldiğini görmediği ikili bombalar yüzünden entry veren taraf oldu. KBB bu avantajı nasıl kullanacak? Second mid gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık evin içerisine doğru pozisyon almış durumda. Mid'e doğru bakıyor Kronos. Orayı da kontrol ediyorlar. İki oyuncuyu soktu içeri. Digital Athletics. A oyunu gelebilir. 1 dakika 20 saniye var. Gerçi istedikleri kadar vakit var. Yavaş yavaş da Klein evi terk edip mid'e doğru katılmaya çalışıyordu ama Always'den gelen bir kill daha var. Bu sefer düşen isim Vitra. Mid tarafında 3 oyuncuyla birlikte bir oyun kurmaya çalışacak Digital Athletics ama her saniye artık Raptor uzaklaşıyor gibi takip Kronos'un şunu etkinliğine kadar Always şimdi short'ta Sightlex. Önce bir mid'e bakmak istedi ama sonra tekrar fikrini değiştiriyor. Daha güvenli bir yere doğru site'in içerisine doğru çekilen taraf kendisi. Ambulansın arkasında bir isim var. Yemekhanede Keeves. O long'u kesen isim short'a çok büyük iş düşecek.
ambulans tarafında Zony ile birlikte site'in içerisinde bir oyuncu daha var. Dediğim gibi Zony'nin önüne kapatılan bir smoke. Arda arda dizildiler. Zony bir kill çıkarttı. Kivz'in yardımı var. İçeride geçemediler Kivz'i. İki kille short tarafında temizliyor. Bu çok daha net bir round oldu KBB için. Onlar bombayı durdurdu da böyle kazanmak zorundalar. Evet, round'u iyi okudular diyebiliriz. KBB tarafı kalabalık olduğu tarafta round'u tamamladılar. Bir önceki round'da Zony'nin hayatta son kalan isim olmasıyla birlikte o son kili çıkararak round almışlardı. Bu round'da ise pek de bir önceki kadar zorlanmadan almayı başarıyorlar. Digital Dix üst üste iki round vermesinin başlamasıyla birlikte haritaya biraz şu an frene basmış gibi gözüküyorlar ama Always ev tarafındaki agresif oyunlarına devam ediyor. Ve bu round'da entry'yi çıkarak başladı. İlk round'da hatırlarsanız iki kili çıkararak takımını oldukça avantajlı bir pozisyon bırakmıştı. Bu round'da ise en azından şimdiden bir kill çıkarmayı başarıyor. Kronos çok ince bir açıdan mid'e bakan isim. Orada her an rakip oyuncuyu görebilir. Rakip oyuncu bir adım daha ileri atarsa tabii. Ama o adım gelmeyecek gibi gözüküyor. Mı derken yani tam ben de böyle hissederken eminim Kronos da öyle hissediyordu. Ve orada kill'i veren isim oldu. Yani öyle bir timing'de çıktı ki eminim kimse beklemiyordu. Kronos da dahil. Şimdi oradaki o killerin çıkarılmasıyla birlikte midde Machine X'i yakalayan bir ikili var orada. O ikiliden Kivz kill'i çıkaran isim küçük ev tarafında. Always koşarken yakalandı. Levo o kill'i çıkardı. Canı 75'e kadar düştü. 3'e 1'lik yaşaşmayla bunun işi gerçekten çok 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 zor. Ev altındaki tehlikeyi hissetti. Midde bir prefire denemesi orada. Hasar vermekte güçlük çekiyor Levo. O hasarı, o istediği hasarı veremeyince de Jaxis kill'i çıkaran isim oluyor. Ve bu roundda Kaospor Espor'a gitti. 3-0'lık bir başlangıç. Klein ve Machine X ise hala skora ulaşabilmiş değil. Digital Athletics'e bakalım ihtiyacı olan hareketliliği kim getirecek? Nasıl gelecek? Aa, ikili bombayla geldi. Peki. Bitra Kivz'i yakaladı ama tabii takımı ateşleyecek bir kill olacak mı? Round'u kazandıracak bir olayların başlangıcına sebep olacak mı onu göreceğiz. İçeride Zony var. Koridorda ev içerisinde bir oyuncu çıkmıştı. Balkon hizasından önüne atılan nade'ler. Zony onu çıkartmaya çalışıyorlar. Zony headshot'ı gönderdi. Üzerine gelen nade'den kaçamıyor. 3 oyuncu kaldı KBB. Bir anda artık ilk round'una yakın gibi mi Digital Athletics? 1'e 1 değişim. Always düştü midde. Hala iki isim hayatta KBB için. İlk round'una sanki yakın gibi Digital Athletics artık iki oyuncunun da site'ları tek tek dağıldığını görüyoruz. Yani çok bonus bir durum yaşanması lazım. Bunlardan bir tanesi short'a iki kill vermek ya da ev içerisine iki kill vermek gibi. Eğer birebir değişimde direkt zaten Digital Athletics site'ın kontrolünü alacak. Hangi site olursa olsun fark etmiyor. En az iki kill lazım. Şimdi yavaş yavaş midden çıkıyor Kronos. Ev içerisinde Machine X. Klein çok değerli bir oyuncu. Şimdi yalnız ilk kili geç de olsa çıkarttı. Sidex durumu bir anda 2-2'ye getirdi. Arch öndeki oyuncular da bir düşünme payı istediler. İki oyuncu birden. Şimdi Kronos ambulansın arkasında olduğunu biliyor. B tarafından yardım gelmeyecek gibi. Biraz zor o yardımın gelmesi. Kronos ilk mermide vurunca çok da fazla işler bulaşmadı. Jaxis gelecek şimdi. 2-1. Bir retake deneyecek. Onun midden gelmemesi için atılan Smaun içinden geçti az kalsın silahın ucundan. Elinden vuracaktı ilk oyuncuyu. Hala açıkta bekliyor. O oyuncunun çok dikkatli olması lazım. Atılan herhangi bir headshot'ta durum bir anda bire bire gelebilir. Ve Jaxis round'u kazanabilir. Ama Digital Athletics artık bu 2'ye 1'i son 25 saniye kalı iyi oynaması lazım uzak mesafede. Kronos'u yakaladı. Bakalım ev içerisindeki balkon oyuncusunu tahmin edebilecek mi? Jaxis hasar da almadı. Hala 97 canı var ama süresi yok. Şimdi ambulansın arkasını kontrol etti. Oyuncunun nerede olduğunu bilmiyor. Graveyard'a kadar baktı. 10 saniye var. Ve böylece Levu. Levu dikkat. Levu dikkat. Son saniyede döndü. Levu vuruyor. Son mermiyi Levu gönderdi. Jaxis az kalsın round'u kazanacaktı ama yine de süreyi iyi oynayan Digital Athletics ilk round'una ulaşıyor. Evet. Geç de olsa o round sonunda Digital Athletics tarafına geldi. 5. round'a doğru gidiyoruz. B tarafına hızlı bir geçiş. Digital X tarafında bu hızlı geçişten Kronos 72 cana kadar düştü. Şimdi
Always'in yine ev tarafında agresif oyun yaptığını görüyoruz. Onun bu agresif oyunu bombasını kullanıp geri çekilmesine sebep olacak. Jaxis her zaman olduğu gibi B tarafında. Always bu sefer evdeki agresif oyununu mid'e devam ettirecek gibi. Küçük eve yerleşti. Sadlex ona biraz daha backup pozisyonunda oynayacak. Aynı zamanda eve bakan isim. Orada minik bir ses fake'i rakip takıma karşı. Ama şimdi short tarafında daha belirgin bir ses vermiş ve pozisyonunu belli etmiş oldu. 3 kişiyle birlikte daha savunmasını yapacak. KBB tarafı Always, Sadlex ve Zoni üçlüsü. Şimdi Always yine mid tarafında yakın savunmada bir kill çıkarmayı başarıyor. Vitra takımın en önemli isimlerinden biri, ilk hayatını kaybeden isim oldu. Hatırlarsanız Kronos B yolunda oyuna başlamıştı. O da hala pozisyonunu o bölgede koruyor ama mid'e doğru 3 takım arkadaşının yanına katıldı. Sadlex mid'de ses vermeye devam ediyor. Süre yavaş yavaş erimeye başladı. Son 40 saniyeye doğru giriyoruz. Oyun B'ye kurulacak. 4 kişiyle birlikte B'ye yaklaşıyor. Digitalix takımı Kiz ve Jax karşılayacak onları. Kiz ilk vuruş kaçtı, ilk mermi kaçtı. Şimdi ikinci mermiyi de kaçırıyor. Orada devamı gelecek mi artık? Jax'in yardımı gerekiyor. Karbon. Bir karbon gelir mi? Hayır, o karbon gelmedi. Jax'in asistiyle birlikte Kiz o skoru çıkardı. Jax'is backside'da o kadar iyi, o kadar tenkinli bekledi ki takım arkadaşlarını. Takım arkadaşlarının da geldiği destekle birlikte round Kaspor Espor'a çok kolay bir şekilde gidiyor. Ve round farkını tekrar içe yükseltiyorlar. Erken gelen birebir. Erken gelen Alver daha doğrusu KBB için. Digital Athletics acaba bir çözüm buldu mu derken hemen üstüne verilen bu rounddan sonra tekrar biraz moraller düşmüştür. İyi başlayamadılar. Digital Athletics istedikleri, alıştıkları, uzun süre beraber oynadıkları kadroda da ufak bir değişiklik var bir oyuncuyla. Şu anda zorlu bir maça çıktılar KBB karşısında. Ve ilk haritada iyi başlayamayan taraf onlar. Bakalım İkinci roundlarını kazanabilecekler mi? Dediğimiz gibi ev içerisinde şimdi Klein şöyle bir boiler tarafına baktı çıktı. Machine X de nate'lerini hazırlamıştı. Bu arada iyi bir baskı var. Bir anda çıktı. Vitra short tarafında vuruyor. Always ile birlikte Sidelex. İkisinden de trade çıkmadı ama Zoni üzerine gelen iki oyuncuyu birden düşürünce bir anda durum 2-2'ye geldi. Kiz vurdu. Short'ta olduğunu görüyorlar. Levo boiler'dan kendisini attı tekrar geri. Şimdi iki oyuncunun nasıl konum alacağı önemli olacak. Levo şansını balkon tarafından denemeye mi gidiyor? Şöyle bir baktı ama tekrar 55 saniye var. Bir karar yani bekleyip B'ye bir rotasyon zorlayabilir. Yani sonuçta iki kişiyle karşılaşmamak için son 20 saniyeyi bekler. Birebir karşılaşabilir. Bu bir tercih olacak. Ki galiba o da onu yapacak. Süreyi yeterli bir şekilde beklerse en azından birebir kombata girmek istiyor Levo. Öyle bir senaryo yaşanır mı? Öncesinden harika pit tarafına gönderdiği headshot'tan sonra yemekhane oyuncusunu da tespit etti ama Kivs ikinci kere deneyince şansını Levo Kivs'e yakalanıyor. 2'ye 1'i az kalsın alıyordu. Müthiş bir pit vuruşu ama gelmiyor round. Yani tecrübe faktörünün konuştuğu bir round oldu. Kivs 7 sezondur Zola Süper Lig'de oynayan bir isim olarak tecrübesiyle birlikte orada o ses fake'ini verip devamında kolay bir skor almayı başardı. Şimdi B tarafına hızlı bir rush oyunu gelecek. Kiz ikili bombalarını attı. Canı 20'ye kadar düştü. Orada en azından bir kill çıkarıp düşürse dahi elinden geleni yapmış olacak. Ama o kill gelmiyor. Sisleri içerisinden Jaxis iki kill birden çıkardı. Kiz düştü ama Kiz'in düşüşüne karşılık Jaxis'ten harika bir sisler içerisinden prefire oyunu. Şimdi plantin yapılmasının ardından oyunu bir anda hızlandırmayı tercih edecek mi KBB? Hayır, şu an bir frene bastılar. Gaza gelmediler. B yolunda bir isim. Sisler içerisinden olan o ismi vurmayı başardı. Şimdi backside'da da bir kill daha geliyor. Jaxis 3. kill'i. Always 2 kill bile birlikte. Bir anda gelen bu 5 kill Kağıtspor Espor'u 6. round'u kazandırıyor. Gaziantep mülteci kamp haritasında muazzam bir Kağıtspor Espor performansı izliyoruz. Bu B'de yapılan müthiş retake oyunuyla birlikte round farkı da yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Son kalan 2 round yani KBB bu 2 round'u kazanırsa zaten 8-1 ile kapatacak. İlk yarı Digital Athletics'ten bu kadar az round'da sonuçlanacak bir performans. Bombayı kur tarafında taraftarları eminim beklemiyordu. Şimdilik bir roundda kaldılar ama Gaziantep haritasında bombayı kur dediğimiz gibi çok zor bir taraf. Oynaması kolay değil. İkinci yarı geldiğinde eğer şöyle bir 6-3 ile kapatabilirlerse o ihtimali
yok eden bir Sidelex apartman girişinde, second mid girişinde hem Klein'i hem Meşinex'i bulunca Kivz'den de mid'den adrese teslim spam bölgesinin önüne atılan mermiyle Vitra düşüyor. Son kalan isimler tek tek yakalanıyor. Digital Athletics biraz yıkılmış, böyle bir disiplinden kopuk bir round geçiriyor şu anda. Herkes tek tek denedi, herkes tek tek düşecek gibi. Son kalan isim artık 1'e 4 oynayacak. Yeri belli olan bir Kronos var. Digital Athletics'in bir şekilde bu kötü gidişata dur demesi lazım. B tarafında oyun biraz hareketleniyor. En azından plant alınıyor ama round gelmiyor. A tarafında o ihtimaller yine çok iyi değerlendirilemiyor. Bilmiyorum ne çözüm bulacaklar. Bir pause neden olmasın. İkinci yarıda en azından biraz daha moralle girebilmek için ikinci yarıya muhakkak bu roundda artık son roundu kazanabilirler mi ona bakacağız. Durum şimdiden 7-1. Evet yani Digital X için işler işte istedikleri gibi gitmiyor. 8 round geride bıraktık. 5'in X henüz bir skorla tanışamadı. O da 4 maç kaçırmıştı ligin sonuna doğru. Geri dönüşü pek de istediği gibi değil gibi gözüküyor açıkçası. Kiz B yolundan açılan isim. Always sık sık E tarafından, küçük ev tarafından açılan isimdi ilk yarıda. Kiz ise bu sefer info almak için B yolundan açıldı. Sidelex entry'yi tıkma karşı veren isim oldu. O entry'yi verirken Klein'in canı da 3'e kadar düşmüş. Kiz orada ilk vuruşu kaçırdı. Devamında ikili bombalarını kullandı. Rakip oyuncuya %58'lik bir hasar vermiş. O da Vitra'ya. Vitra orada bombalardan iyi doşladı kendini. İyi kaçmayı başardı. Şimdi Kiviz'in B'den açılmasıyla birlikte infoyu alan bir KBB tarafı var. Dolayısıyla 4 oyuncusuyla birlikte, 3 oyuncusuyla birlikte A'yı savunmayı yapabilecek pozisyondalar. Jaxis A tarafına gönderilmiş olması gerekiyor Kiviz'in o infoyu almasıyla birlikte. Ki baktığımızda da Kiviz sanırım B'de tek başına. Şimdi mid'den kalabalık bir Digital Lix saldırısı izleyeceğiz. Jaxis aynen B'den A'ya geçiş yapmış. E tarafında iki isim. Short'tan ise 3 ismiyle birlikte yaklaşıyorlar. Burada Vitra ve Kronos bir anda birer kill çıkardı. Always ikili bombalıyla birlikte bir cevap vermek istedi. Ama Always 9 canıyla birlikte döndü, flikini attı. Üzerine de minik bir kurşunluk hasar bırakmış olsa da o yetersiz gibi gözüküyor. Kiz son kalan isim 3'e birlik pozisyonda. İlk yarı sonucu da yavaş yavaş belli olacak gibi gözüküyor. Eğer Kiz bir mucize imza atmazsa, Digital X oyuncuları büyük bir hata yapmaz ise 7-2 ilk yarının sonucu olacak gibi gözüküyor. Kiz sesi verdi. Mittik oyuncu o sesin farkında. O ses fake'in ardından tekrar longa doğru giden bir Kiz var. Şimdi sis bombasının içerisinden bir çıkış. Birinci kill geldi. Edemit'te birer isim daha var. Son 15 saniye. Kiz en azından kill çıkararak o C4'e oturmak istiyor. En az bir kill daha çıkarmak istiyor ama bir türlü çıkamayıcı da şu an round'a veda etmiş gibi gözüküyor. O da zaten sıkışından sinirini anlayabiliyorsunuz. Ben nasıl ambulansından çıkamadım dercesine o vuruşla girdi. Ve ilk yarıda sonucunu da belirleyen isim oldu. Evet 7-2. Muazzam bir skor KBB için. Alt tarafı üzerine 3 round daha ekleyecekler. Ve böylece 1-0 önde başlama ihtimalleri var. Digital Athletics çok kötü giden bir ilk yarı vardı onlar için. Son roundu kazanmış olsalar bile ilk yarının genelinde eksik bir Digital Athletics. Şimdi savunma yapmaya geçen taraf dediğim gibi hani ilk yarı kötü geçmiş olabilir ama muhakkak ikinci yarıda da bu site'ın verdiği avantajla birlikte biraz seri yapmak zorunda Digital Athletics. Kolay iş değil. Bakalım KBB saldırı örgüsünü nasıl kuracak? Nereden oyunu kuracaklar? Hangi site'a girecekler? Şimdilik entry vermemek için güvenli bölgede geziyor KBB ekibi. Ev içerisinde bir oyuncu vardı ama o da atılan smoke'dan sonra çok da zorlamadı pozisyonunu. Şimdilik biraz daha site içerisinde kabul etmiş gibi Digital Athletics. Levo'nun yerini görüyorsunuz. Takım arkadaşları da yanında. Vitra var. Meşinex. Site'dan balkonu kesen isim. Hala 1 dakika çizgisini daha yeni geçtik. Digital Athletics'in bu roundu kazanamaması durumunda artık yavaş yavaş haritadan eksileceğini tahmin edebiliriz. Bu arada ufak bir info geldi. O info ile birlikte Meşinex de ikili bombalarını kullanınca infoyu iyi değerlendirdiler. Kivz'i yakaladılar. Clay vurdu. Levo şimdi pit tarafından çok kolay bir kill. Balkon tarafında
En azından Jaxis cevap vermişti. Vitra, Machine X 3'e 1'e geliyor durum. Digital Athletics kontrolü alıyorlar. Bir anda KBB'nin canını sıkan 2 round üst üste geçer gibi gözüküyor. Yalnız Cytex ilk oyuncuyu düşürdükten sonra site attı. Şimdi canı var. Plant'i almasına müsaade edecekler. Vitra'da 30 küsur can var. Bomba kuruldu. Vitra'nın kendisini göstermemesi gerek. Bilmiyorum bu ikili oyunu nasıl oynamayı tercih edecek. Cytex eğer bir zamanlamaya yakalanmazsa hala roundu kazanma ihtimali var. 30 saniyelere geldik. 2'ye 1 Kronos'la Vitra. İçeride bekliyor Cytex. İlk oyuncuyu gördü. İkinci oyuncuyu da kontripide yakalıyor. Cytex 4 kill ile tamamladı. Acaba mı derken Digital Athletics'in elinden söke söke alıyor roundu. Müthiş bir round. 6-2'ye geldik. 8-2'ye geldik. Evet, yani Cytex'in bu muazzam oyunu Digital Athletics'in elinde olan bu roundu resmen çekip aldığını söyleyebiliriz. Bu güzel oyunlarına devam eden bir Chaos Spor espor var. Digital Athletics'te ise Madder'ın eksikliğini fazlasıyla yaşıyorlar diyebiliriz. Vitra entry'yi çıkardı ama devamladı ki hızlı bir şekilde entry'yi almayı başarıyor. İki takım da round'a bir oyuncu eksik devam edecekler. Round'un erken aşamasına gelen bu bir iki takımına bakalım. Taktiklerini, oyunlarını nasıl etkileyecek bunun cevabını izleyeceğiz. Kronos takımda Vitra'nın ölmesiyle birlikte geri kalan son sniper oyuncusu. Levu A-Side'dan Machine X ile birlikte yan yana ikili bir savunma yapıyorlar. Bu iki oyuncunun yan yana savunması onların canlarını sıkabilir. Bakalım bu iki oyuncu yan yana pozisyonda nasıl bir oyun ortaya koyacak derken onlar da bunun pek sağlıklı olmayacağını farkına vararak bir pozisyon değişikliğine gittiler. B.O. uzun tarafında 3 oyuncusuyla birlikte KBB tarafı. Şimdi B'ye giriş yapacaklar. Klein oradan çıkacak. İkili çıkarabilecek mi? 2 oyuncuya da bayağı hasar verdi ama düşürmeye yetmiyor. Always'in canı 37'ye kadar düştü. Devamında da hayatını son veriyorlar. Jaxis de o fight'tan canı 9'a kadar düşen isimdi. Klein orada fazlasıyla hasar verdi düşerken. Devamında da o verdiği hasarlar sayesinde takım arkadaşları 2 kill birden çıkardı. Kizzy ve Zoni. Rotasyon geliyor. Tüm oyuncuların B'ye döndüğünü anlar anlamaz. A'ya çok hızlı bir rotasyon. Bakalım bu hız yeteri kadar hızlı olabilecek mi? En azından Zoni Plant'i alacak ama çoktan o sayda doğru gelen 3 Digital Athletics oyuncusu var. 2-3'lük bir eşleşmeden Levo harika bir headshot gönderdi. 200 yani. Deathmatch'e oynarcasına çıktı. Bir anda 2 kill çıkardı. Eğer Kronos orada iyi mi başka bir yere bakıyor olsaydı veya trade alamıyor olsaydı Keyes belki de round'u kazanacaktı. Yine de bu 2-2'lik eşleşmeyi fena oynamayan bir KBB tarafı Digital Athletics ise round'u 5'e indirmeyi başarıyor. Bir karara baktı yani. Hani pite ya da ambulans tarafına koşmaktansa short'a koşmuş olsaydı büyük ihtimalle biraz daha uzayacaktı round. Arkadaşının tırmalaması yeterli değil. Ve böylece round geliyor. Durum 8-3. Hala muazzam bir fark var. Tabii Digital Athletics'te KBB açısından 5 roundluk fark kolay kolay kapanacak gibi değil. İlk yarıda da ikinci yarıda da böyle çok sağlam kazanılsa roundlar belki bir comeback'ten bahsedebiliriz ama şimdilik uzak gibi. Ama o comeback'in zorlayan isim Vitra, entry bulan da Vitra. Always'i evde yakalayınca ilk kili bulmuş oldu böylece Digital Athletics. Bakalım KBB İkili bombalarını A-Long'a mı hazırlayacaklar? Bir balkon kapatıldı. Evin içerisinde Zoni. Onlar boylara bakıyorlardı. Biraz balkon tarafından kullanmış gibi gözüküyor Zoni. Kapalı bir açıdan görmeye çalışıyor. Arkadaşını koruyacak şekilde pozisyonunu aldı. Kronos'un canı 23. Onu acaba nerede değerlendirecek? Machine X'i izliyoruz bir yandan. O da ikili bombalarını hazırlıyor. Şöyle bir site'a geriye doğru yaslanan bir Digital Athletics var. Klein bu arada rotasyona geldi. A bir anda dörtlenecek. B tek. Bu arada Jaxis Kronos'u düşürdü. İlginç bir şeyler olabilir. Jaxis şimdi B tarafını zorlayabilir. Banana tarafından çıkacak. İki oyuncu birden rotasyon zorlayınca bir anda A tarafı şimdi 3'e 2 kalmış oldu.
A tarafındaki o iki savunma oyuncusunun Dijital Athletics için çok dikkatli olması lazım. O 3'e 2'yi kullanmaya geliyorlar. Hatta Jaxis döndü. Şimdi 4'e 2. Zoni Meş'in eksi yakaladı. Pit tarafında ilk silahıyla vuramayınca Sidex onu düşürüyor, Levu'yu ve Klein'le birlikte Vitra kaldı. O kadar güzel fake ki KBB'den. A gösterildi. B'den bir ses verildi. Ardından tekrar A'ya girildi. Rotasyonun atılması zorlandı ve son oyuncu artık Dijital Athletics için Klein. O hayatta 3'e 1 oynayacak. Biri tek pozisyonda şu anda. 30 saniyesi var ve 9. rounda artık KBB çok yakın. Zoni de perçinlemiş oldu sonucu. 9-3 son round KBB için. Evet. Galatasaray Espor için çok da zor bir harita olduğunu söyleyemeyiz. Geriye baktığımız 12 round boyunca ve şu an haritayı kapatmak için o son roundlarına çok yakınlar. O rounda oynamak için buradalar. Evet. Sidex E tarafından gelecek. Agresif oyuna karşı pozisyonunu aldı ama onun öncesinde Vitra Zoni Sniper ile birlikte düşürüyor. Kiz ise B'de Klein'i buldu. Şimdi Kiz oradaki B'deki diğer oyuncunun hala sistemin içerisinden geleceğini tahmin etmiyor. Çok erken bir plant bu arada. Şimdi sistemin içerisinden bir oyuncu çıktı. Always bunu fark edemedi. Kaçırdı. Always oradaki ismi fark edemeyince bir anda çok değişik pozisyonlar oldu. Kronos, yani sağında KBB'li oyuncular var, plante girmiş. B yolunda farklı takımdan oyuncular var ama yani gerçekten orada akıl almaz bir pozisyonlar yaşanıyor. Şimdi Kiz ikinci kilini çıkardı. Bir anda oyuncu avantajını, adam avantajını KBB eline geçirdi derken buradaki dengeyi bozan bir Machine X var. B-Side'ın kontrolü bir anda Dijital Athletics'e geçti. İki KBB oyuncusu. Canları 13 ve 22 seviyesinde. İşi gerçekten çok zor. Sidex A'ya bir rotasyon yaptı ama Vitra da onunla birlikte A'ya geçiş yapan isim. Machine X B'de Jaxis'i buldu ve artık son kalan isim Sidex. İkiye birlik bir eşleşme. Yavaş yavaş Machine X de Vitra'ya destek için A tarafına doğru yaklaşıyor. Ses verildi. Sidex planti bozmak zorunda kaldı. Devamında da kill'i veren isim olunca round farkı tekrar 5'e iniyor. Dijital Tix üst üste 5 round çıkarmak zorunda, haritayı uzatmaya götürmek istiyorsa. Muazzam bir fark, yani öyle kolay kapanacak bir fark değil. Hani 8-3 olsa 8-3'teki 5 round farkıyla 9-4 arasında çok fazla fark var. Son round dediğimiz gibi KBB için vurup roundu kazanıp serideki ilk haritayı da kapatmak istiyorlar. Hazır buraya kadar gelmişken, bu kadar roundları üst üste kazanıp 9'u bulmuşken artık daha fazla Dijital Athletics'in hareketlenmesine izin vermemesi lazım. Daha bunun ikinci haritası var. İkinci haritayı da Safranbolu'da izleyeceğiz. Bakalım ev içerisinde pozisyon almaya çalışan KBB oyuncuları. İlk bundan önceki roundların birbirine çok yakın benzer roundlar ama Jaxis'ten atılan Graveyard'a doğru ikili bombalar entry getirince bir anda balkondan çıktılar. Bu arada onları bekleyen isim Machine X. Yakın mesafede ikili çıkarttı. Short'taki ismi zorlamaya çalışıyor. Bir anda balkona döndü. Kronos vurdu. Jaxis karşılığını veriyor. Kronos'tan bir kill daha gelir mi? Şimdi içeriye doğru geçecekti ama Kiz'den gelen bir nade var. Short'ta Klein etkili. Bir anda durum 2-2'ye geldi. Dijital Athletics acaba buradan çevirebilecek mi? Bakalım son iki oyuncusu nereye doğru süreyi nasıl kullanacaklar? En azından plant alındı. Onun üzerinden belki bir pozisyon düzeltmesi yaşanabilir. Az canları var. Vitra ambulans tarafını kesiyor short'tan. Bakalım KBB, Jaxis'in de 5 canı var dediğim gibi. Sidex çok kritik bir yerde. Pit tarafında short'tan gelen oyuncuları vurması lazım. İlkini fark etti. Çok az canı vardı. Çok hızlı bir threat geliyor. Durumu birebire getirdi Klein. Şimdi Jaxis'i arıyor ama Jaxis side'da değil. 15 saniye var. Jaxis'in acele etmesi lazım. Direkt karşısına çıktı. Klein vurdu. Round geliyor Dijital Athletics'e. 9-5'e geliyorlar. Hala direnmeye devam ediyor Dijital Athletics ama hata payları yok. Evet, bu 5 round üstesinde kazanmaları gerekiyor dedik. O ilk round geldi. Geriye kalan 4 round var ve bu 4 round içinde konuşmalar şu an alınan pausla birlikte yapılacak gibi gözüküyor. Dijital Athletics 9-5 geride olduğu bu seride paus haklarını kullanarak o comeback'i atmak istiyorlar. Bir önceki round Jaxis'in canı 5 olmasa belki de 15-20, 20-25 seviyelerinde olsa Klein'e karşı o clutch oyununu alıp haritayı tamamlayabilecekti. Ama Klein buna izin vermiyor ve zorunlu bir pause alınıyor diyebiliriz.
bu son 4 roundluk konuşması yapılıyor belki de Digital Athletics tarafında. Silah dağılımlarına baktığımızda bir sonraki round Paus'un ardından döneceğimiz roundda Always ve Keys Sniper oyunlarına devam edecek. Jaxis Athletics'e zone üçlüsü Groza taarruz silah tercihleriyle devam edecekler. Digital Athletics tarafına baktığımızda ise Clean tek Groza tercihinde bulunan oyuncu takım üzerinde. Machine X ve Levu, Avgash ve MPT tercihleriyle birlikte oyuna devam ediyorlar. Ve Paus'un ardından da karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. 9-5 round farkı 4 Digital Athletics. 5. roundunu kazanarak Paus tercihinde bulundu. Kronos ikili bombalarıyla birlikte, hatta Vitra ile birlikte attığı ikili bombalarla birlikte bir kill çıkarmayı başardılar. Hızlı bir başlangıç oldu bu. Digital Athletics için önemli başlangıç. KBB oyuna hızlı başlayacaktı belli ki ama o hızlı başlangıç onlara kill vererek başlamalarına sebep oldu. Şimdi o ikili bombalarla birlikte Levon'un canı, Always'in canı 45'e kadar indi. Bir anda girdiler. Bir anda eksik olmadığına rağmen bu haritada KBB bir anda 3 kill almayı başarıyor. Sidex ve Zoni ikilisi bir anda 3 kill çıkardı. 3'e 2'lik bir eşleşme. E tarafında da gelen bir kill. Crane tek başına 43 canı var. Long tarafında yeri belli. Mezarlık tarafından ise Jaxis çıkarak son kili çıkarıyor. Ve 10'a 5 çeyrek final serisinde ilk harita KBB'nin. Evet, KBB, Kağıtspor, Espor. Onlar çok net bir oyun ortaya koydular. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda gerçekten iyi oynadılar. Bombayı durdur tarafının avantajını iyi değerlendirdiler. Ardından bombayı kurda bir anda eğer hızlandırmak istedikleri A ya da B fark etmez. İki taraftan da cevap alınca çok da zorlanmadı. Evet, yani iki yarı özeline de baktığımızda, iki göreve de baktığımızda bence KBB istediğini yapan taraftı. İlk yarı zaten 7-2. Yani 7-2 bir çeyrek final serisinde direkt favoriyi belli eden bir sonuç aslında. Görev değişikliğine gidince de zaten roundlar karşılıklı gelince KBB çok zorlanmadan ilk haritayı kazanan taraf oldu. İki haritada da zaten Safranbolu ve Antep'te ligin ilk yarısı, lig aşamasındaki takımın tercih ettikleri haritalardı iki seride de. Bugün de o yabancı olmadığımız iki haritayı izliyor olacağız. Antep haritasında Digital X'in galibiyet oranı fena değil. Galatasaray ve Fesbey Whitex'e karşı bir harita kazandıklarını hatırlıyorum Antep haritasında. Ama bugün bu KBB'ye karşı da gelmeyince bence Safranbolu'da işleri daha zor bir seviyede. Evet, zaten 1-0 geride şu anda Digital Athletics. Bakalım ikinci haritada Safranbolu haritasında bir şeyleri toparlayabilecekler mi? Şimdi ilk haritada ne dedik? Birinci yarıda hani belki biraz kıpırdanma olsa, birinci yarıda biraz daha net roundlar olsa, ikinci yarı açısından belki bir kambiyeyi söyleyebilirdik. Evet, çünkü bir yere kadar geldi. Aradaki round farkı belki 3'e kadar düşmüştür. Tam emin değilim ama sonrası gelmedi. Önemli olan bu. Ve şimdi son bir hazırlık daha yapmak şansları var Digital evet. Athletics'in. Son bir direniş daha ortaya koyabilirler. Safranbolu haritasında bu mantaliteyle çıkıp o son direniş yapmak zorundalar ama kim başlayacak bombayı kur tarafında, o önemli. Gidişatı tamamen bunlar değiştirecek. Evet. Digital X bombayı durdur tarafında başlayacak olan taraf. Yani ilk haritayı tamamen unutmaları lazım. Çünkü artık belki ligdeki son karşılaşmaya çıkacaklar bu sezondaki. Eğer bu haritayı da kaybederlerse artık sezonu kapatacak olan bir diğer takım olacaklar Sangal ile birlikte. Ama Digital X tarafı da henüz bu sezon lige katılmış bir takım. Henüz yeni katılma rağmen, ilk sezonlarını geçirmelerine rağmen bu yatırımla birlikte bence de fena bir başarı ortaya koymadılar. En azından ligi ilk alt sıra tamamlamayı da garantilemiş, playofflara katılmayı başarmış bir takım olarak sezonu kapatacaklar. Onlar da bence gerekli derslerini çıkarıp, gerekli ödevlerini alıp gelecek sezonu daha iyi bir şekilde giriş yapacaklardır. Tabii bunları söylemek için şu an erken de olabilir. Hala önümüzde ikinci bir harita var. Bu ikinci harita da Safranbolu. Evet, bakalım sence üçüncü haritaya gider mi? Yani biraz zor gibi gözüküyor ilk haritadaki performanslara baktığımızda. Yani ilk haritadaki bu sonuç bireysel yani takım oyunu veya performanstan veya farklı şeylerden kaynaklı değil. Direkt oyuncular çıktı. Bireysel kombatlarda, düellolarda üstün çıkan taraf genellikle KBB oldu. Yani bu harita üzerinde bir problem yoktu ortada. Takım iletişim olarak çok büyük problem yoktu. Çünkü KBB her tarafta ağır basan taraftı. Dolayısıyla yani Safranbolu'da farklı da bir senaryo izlemeyiz bence. Evet, Gaziantep haritasına baktığımız zaman her ne kadar iyi takım olursanız olun, Fesbey Batkes'i onları bir araya bir dışarı koyuyorum ama diğer bütün takımların özelinde şunu söyleyebiliriz. Gaziantep'i seçmiş olsanız bile bir anda bombayı kur tarafında kendiniz de kendinizi çıkmazda bulmuş olabiliyorsunuz. Özellikle böyle bonus maçlarda ya da işte bir şekilde rakibinizin size yakın olan rakiplere karşı bir anda çözümsüzlük yaşayabiliyorsunuz. Bunu zerre görmedik. Yani evet. O kadar net bir oyundu ki KBB Kağıtspor Espor'dan.
Yenildikleri roundlarda net yenildiler, kazandıklarını da net kazandılar. Yani burada Digital Dix'in işte bir oyuncu eksikliği yaşamasının büyük bir sonucu ortaya çıkıyor. Sonucunu görüyoruz. Keza Mission X ligi kapatırken son 4 karşılaşmada oynayamadı. Onun biraz adaptasyon sürecinin koptuğunu biraz görebiliyoruz. Yani Mission X'in ilk 4 veya ilk 6 round tam hatırlayamıyorum. 0 kill'de kaldığını gördük. Yani bir oyuncudan zaten eksik, az oyuncularınızdan eksik bir oyuncuyla seriye başlıyorsanız, bir de az kadronuzdan bir tarz oyuncusu bu kadar eksik katkı veriyorsa, yetersiz katkı veriyorsa sonuç kaçınılmaz. Evet, bakalım 3. haritaya uzayacak mı yoksa Digital Athletics'in bu direnişini 2. haritada kırabilecekler mi? KBB, Kağıtspor, Espor ki onlar Galatasaray e-sporla birlikte çok uzun bir süre ikincilik, uzun bir süre değil, onlar uzun bir süre ikinci kalmışlardı ama sonlara doğru Galatasaray onların elinden ikinciliği aldılar. Onun yüzünden şu anda maç oynuyorlar KBB ama oynadıklarında sanki acısını çıkartıyor. Kesinlikle çıkarıyorlar. Yani şu anda bence KBB bu ortaya koydukları oyunla yarı finalde Galatasaray'la eşleşmeleri durumunda bence büyük bir sıkıntı yaratacak gibi gözüküyorlar. Bakalım yani bu maçın ardından, belki de bu serinin ardından da tüm eşleşmeler belli olacak. Evet, Fesbe ve Atkes'le birlikte Galatasaray'da onlar yarı finallerde rakiplerini bekliyorlar. Daha rakipler belli değil. Şu maçın sonucuna göre kim çıkacak? Ona göre rakiplerin sıralaması da değişeceği için lig içerisinde ona göre de Fesbe ve Atkes'ten de ve Galatasaray'ın da rakipleri belli olacak. Bakalım şu seri bir bitsin. Ve böylece artık serinin ikinci haritasına geçiyoruz. KBB, Kağıtspor, Espor. Digital Athletics'te olan bu karşılaşmalarında ilk haritayı önde kapatmışlardı. Etkili bir oyun Gaziantep haritasında iyi bir oyun ortaya koyup erkenden 1-0'a ve serideki ilk haritaya uzandılar ki roundları da şöyle bir düşündüğümüzde baskın oynayan taraf, net oynayan taraf KBB olduğunu söyleyebiliriz artık. Digital Athletics'in son şansı nasıl değerlendirecekler? Bombayı durdur da izleyeceğiz. Galiba son harita gibi. Evet, bakalım KBB eğer bu haritayı da kazanırsa son harita yorumun haklı çıkacak. Evet, bombayı durdur tarafında başlayan Digital Dix tarafı, bombayı kurduysa KBB oyuncularını izleyeceğiz. İki sniper ile birlikte wallbang prefire denemeleri isabet getirmiyor. Top mid'e doğru atılan bombalar, onlar da isabetsiz. İki takımdan da karşılıklı bomba, prefire tercihleri round'un erken aşamasında ama herhangi bir oyuncuda herhangi bir hasar kaybı şu an için yaşanmadı. Keyes alt tünelden short'a doğru bakacak ama short'u o kadar da yakından savunan bir Digital Athletics oyuncusu yok. Mid'de aran bir isimle karşılaşabilir. Keyes'den bir wallbang denemesi, karşı oyuncudan da bir deneme geldi ama o denemelerin ardından iki oyuncu da pozisyonunu hızlı bir şekilde değiştirmeyi tercih etti. Burada Keyes ikili bombalarını kullandı. Onun dışında herhangi bir farklılık veya tercih yok. Mid'e doğru atılan bir bombalar, yavaş yavaş iki takımdan da oyuncular bombalarını eritmeye devam ediyor. Bir bomba daha atıldı. Yani iki takımda baktığımızda pek bir bomba tercihleri artık kalmadı. Levu'ya doğru isabet eden bombalar canını 30'a kadar düşürdü. Mission X'in ise 41. Yani o kadar etkili bir bomba oldu ki iki oyuncuya ikişer üçer bir mermilik bir hasar gelse düşecek isimler olacaklar. Uzundan yavaş yavaş yaklaşan bir KBB takımı var. Oraya bir Heransis bombası gelebilir. Bir geçiş sumo gelebilir. Levu zıplayan oyuncuyu gördü. Bir kill çıkardı ama devamında trade geliyor. Üzerine de Kronos bir kill çıkardı. Orada hasarlar vermeye devam eden Mission X de var aynı şekilde. Ama Keyes uzaktan çok ince bir noktadan Kronos'u düşürdü. Devamında da Always Vitra'yı bulmuş. Mission X hala hayatta. 14 canı ile birlikte short'a sıkışmış durumda. Klinis'i spam bölgesinden destek verecek. 3'e 2'lik ve eşleşme. Klein'in yeri belli. Şimdi Mission X dağıttığı prefire'lerle birlikte yerini belli ediyor. 14 canı var. 14 canı var. Bu 14 canı gerçekten o hayatta kalmasına izin vermeyecek gibi gözüküyordu. Vermedi de. Jaxx'in ikili, Always'in ikili. Kağıtspor Espor'dan rahat bir başlangıç. Digital Athletics. Ya 3-0'a kesinlikle imkan vermemesi lazım Digital Athletics'in. 3-0'la başlarlarsa ben bu haritanın da artık KBB'ye yakın olduğunu daha baştan söyleyebilirim. Digital Athletics bu arada entry Kronos üzerinden buldu. Atılan ikili nade'ler, ikili bombalar Zoni'de patlayınca KBB bir anda 4 oyuncu kaldı. Bundan önce hatırlıyorsunuz 4 oyuncu
A tarafından net bir round kazanmışlardı. Bakalım aynısını yapabilecekler mi Kivs? Cevap Vitra üzerinden. Always Long'u zorlayacak. Önce şöyle bir her tarafı kontrol etmek istedi. Kronos'u nasıl yakaladı oradan? İnanılmaz bir tepki. Gördüğü anda mermiyi gönderdi. Şimdi kendisini yokuş tarafına da bırakmış olduğu site içerisinde atılan ikili bombalar zorlamaya çalışıyorlar. Machine X bir kill çıkartmasına rağmen düşünce tek başına kalan bir Klein var. Arkadaşlarının A tarafında yaptığı savunma etkili olmayınca şimdi B'den Underpass'ten yardıma gelecek. Bakalım Speedway'de oyuncuyu bulabilir mi Kiz'den? Bu mermi nereden geliyor ya diye şöyle bir elini salladı. Mükemmel bir flick oldu ve böylece bir round daha KBB'de 2-0. Evet, KBB ilk 2 roundu kazanan taraf, Digital X tarafının ise toplamda 2 round boyunca sadece 4 kill çıkarabildi oyuncular. İlk 2 rounda baktığımızda Kaspor Espor'un net bir üstünlüğü var diyebiliriz. Digital X tarafında oyuncular biraz daha ekstra farklı oyunlar, beklenmedik oyunlar ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde roundlar yavaş yavaş Kaspor Espor'a gidecek gibi duruyor sanki. Üçüncü roundda da entry Kiz üzerinden geldi. Yine entry alan bir Kaspor Espor var. Şimdi şorta doğru ikili bombalarını kullanacak mı Kiz? Hayır, sadece bir an düşündü ve tekrar sniper silahına sweplemeyi tercih etti. Dörde beşlik bir dağılım. Hayatta kalan 9 oyuncunun da canları full seviyede. Şimdi Sightlex short'tan biraz kontrolsüz girmesine rağmen spreyi yine Machine X'in üzerine oturttu. Ve o spreyden bir kill çıkarmayı başarıyor. Asayda bir oyuncu yerleşti. Sightlex bunun infosunu verdi takım arkadaşlarına ama oyuncu görür görmez bir rotasyon gelecek gibi. Çünkü Jaxis B tarafında iki kill çıkarmayı başarıyor. Sağ kalan isim Kronos da olunca spam bölgesinde o da düşüyor. Bu round da çok kolay bir şekilde Kaspor Espor'a gitti. 3 roundu geride bıraktık. Digital X tarafında sadece 5 kill var tüm oyuncular üzerinde. İşte o 3-0'la başlamaması gerekiyor dediğim Digital Athletics 3-0'la başladı. Şimdi izleyin. Yavaş yavaş oyun disiplinden acaba kopacaklar mı? Bir anda mid'den geri çekilen bir oyuncu var. B mid gösterildi ama A geriliyor. Short'taki oyuncular içeri girmeye çalışacak. Machine X çok dikkatli olması lazım. Bir anda karşısına çıktılar. Birebir değişim. Uzaktan şansını zorlamaya devam ediyordu. Sightlex düşürdü. Bir anda killer KBB'den geliyor. Yıkmaya geliyor KBB resmen. Düşmüşken bir tekme de onlar atıyor Digital Athletics'e. 4-0 roundların gelişinden galiba seriyi de görebiliyoruz. Evet, oyundan yavaş yavaş sanki kopmuş bir Digital X izlenimi gördük. 4. roundda bir toparlanmaları gerekecek. Bu toparlanma alınan bir pausla mı gelir? Yoksa herhangi bir oyuncunun sahneye çıkıp ekstra yapacağı oyunla o alevi arkalarına almırıyla mı gelir? Onu bilmiyorum ama bir şekilde bir toparlanmaları gerekiyor ki zileyle koymuş gibi düşündü orada bir prefire denemesi. Rakip oyuncu nereden nasıl ya dercesine orada geri çekilmesine sebep oldu Vitra'nın. Vitra mid'den agresif oyun denemesinin ardından B'de backside'a yerleşmeye karar verdi. Always Kronos'u bulmuş bu arada. Vitra B'de tek başına geriye kalan iki oyuncu ise A tarafındaki yerini aldı. Şimdi çok ince bir noktadan Kiz gerçekten bugün harika işler çıkarıyor. Finallerin MVP ismi, bu tarz aşamaların en tecrübeli ismi Kiz çıktı. Çok kritik bir noktada 3 kill'i aldı ve takımına 5. roundu kazandırdı. Ve az önce dediğimiz o pause'da da Digital X bekleme süresine girdi. Evet, bir dakikası var. Yani Digital Athletics için 3-0 kötü diyorduk. Şimdi 5-0'ı tartışıyorlar kendi aralarında. KBB Kağıtspor adım adım hani böyle bir gidişata göre belki koşa koşa 2-0'a doğru ulaşmaya çalışıyor. Digital Athletics'ten herhangi bir cevap yok. İyi haritayı belki böyle bir kaybettikten sonra ikinci harita için de moralleri düşük başladıkları çok belli. Belki onun bir etkisi olabilir, bilmiyorum. Bir de ikinci yarıda bir de üstüne bombayı kur oynayacaklar Safranbolu'da. İki kat zor hazır bombayı durdurda iyi oynaması gerekirken Digital Athletics üst üste verilen 5 rounddan sonra ilk yarıyı da artık geride kapatacakları garanti. Bir çıkış yolu görüyor musun? Yani şu an bir çıkış yolu bence geride bıraktığınız 5 round boyunca yok gibi gözüküyor. Evet, pek düzelecek gibi değil mi acaba? Safranbolu'nun artık
Son roundlarım olacak onlar için. KBB Kağıtspor hazır. Round'a geçiyoruz. Bir sniper tercihi var. O da sadece Always'in elinde. Always Kibz'le birlikte yavaş yavaş B koridora yaklaşacaklar. B'yi 3 kişi yakından tutmaya çalışıyor Digital Athletics. İstihbarat alınmış gibi orada bekliyorlar. Kibz kendisini yavaşça underpass'e bıraktı. Bir long oynatılmış. Sanırım oradaki isim Jaxis. Kalan herkes 4 oyuncuyla birlikte. B çıkışında yalnız 3 oyuncu birden çıkacak. Always'i 2'ni düşürdü. 2. düştü. 3 düştü. Round gitti. Digital Athletics aslında 3 oyuncuyla birlikte yani rüya senaryo. İşte şey 4 gelecekken, koridor 4 gelecekken siz 3 bekliyorsunuz koridoru ama o 3 oyuncunuz sadece 1 kill çıkartabiliyor. Herkes düşüyor. Ve Digital Athletics kendileri için o kadar avantajlı senaryoyu değerlendiremediler. Son oyuncuyu da kaybediyorlar. Gidişat kötü. 6-0'la Kağıtspor, Espor sanki seriyi kapatmaya gidiyor. Evet, çok net bir başlangıç Safranbolu'da. Haritayı bitirircesine hızlı hızlı oyunlar ortaya koymaya başladı KBB oyuncuları. Top mid tarafında iki oyuncu ile birlikte önde Sertlix olmak üzere yaklaşan bir KBB oyuncuları vardı. Jaxis ve Sertlix'miş o ikili. Oraya bayağı bombalar yağdı ama o bombalardan herhangi bir hasar alan isim yok. En az 4 veya 5 oyuncunun bomba harcadığını söyleyebilirim o bölgede. Devamında da Kiz Vitra'yı düşürdü bu sniper düellosunda. Sertlix belki de takımının en önemli ismini, bu sezonki en değerli ismini bu roundda da kaybetti. Üzerinde bu Always'ten kill geliyor. Sidex short'tan mid'e atladı. Kolay bir kill çıkardı. Kronos'a karşı üzerine short'ta da bir kill de Zoni'den geliyor. Clayson kalan isim o da mid'liydi. Kağıtspor Espor'dan. Belki de Zulu Süper Lig tarihinde en kolay çeyrek final haritası izliyor olabiliriz. 7 sezonu geride bırakıyoruz. Bu 7 sezon boyunca belki de bir çeyrek finalde en net sonucu, en net oyunu izliyor olabiliriz. Yani kombatlarda yoklar Digital Athletics. Hiçbir düelloda başarılı değiller. Kivs de bu sefer çıktı. Pistolle buldu Levu'yu. Yani yine erkenden sarmala girdi işler Digital Athletics için. Kivs'i 8'e kadar düşürmüşlerdi. Always'i yakaladılar. Bakalım ilk round gelecek mi acaba? Sidelex short'u zorluyordu. A'dan çıkartmayan isim Vitra. Mid'de yakalayamadılar. Orada Jaxis reload'dan sonra biraz hasar yedi. Arkadaşına pasladı. Onu da vurdular. Ve böylece ilk round'un artık yakın gibi. Yani bir şey demek de istemiyorum. Digital Athletics şu 25 canlı oyunculara 4'e 2'den round verebilir mi? Kivs 3. kili. Kivs'in 4. kili. Bir şey demek istemiyorum dediğim buydu. Digital Athletics şimdi son kili de bırakıyorlar. Ace attı Kivs. Aman Allah'ım. Böyle bir round gelebilir mi? Digital Athletics şu anda Alt+F4 yapsalar anlarım. Yani Kiz'den muazzam bir performans. Okan'ın kokusunu alınca gerçekten rakibini bırakmayan bir isim. Yani o 3 kili 4 kili görünce o 5. kili resmen nerede olacağını, nerede ulaşacağını çok iyi biliyordu. Ve o ki ace'i de almayı başardı. 8-0 Kağıtspor Espor'dan muazzam bir çeyrek final performansı. Muazzam bir playoff performansı gerçekten. İlk yarıyı 9-0 kapatmak için şu an önlerinde herhangi bir sebep yok gözüküyor. 3 Digital Athletics oyuncusu dışında short'tan bir isim açıldı. Şimdi o kill gelecek mi? Vuruş kaçtı Kiz tarafından. Alt tüneldeki ismi iyi okudu. Muazzam bir pistol kili. Vitra'nın canı 30, Machinix'in 38. Vitra orada kill'i çıkarmayı başardı. Always, always, always. Muazzam okudu. Oradaki infoyu çok iyi aldı. Ve eliyle koymuş gibi buldu. Şimdi Machinix mid'deki oyuncuyu arkalayacak. Orada bayağı hasar verdi. Bayağı bayağı Always'in canı 21'e kadar düşürdü. Ama son gülen iyi güler derlermiş. Ve Always de o son gülüşü, son öpücüğü Machinix'in üzerine bıraktı. Ve 9-0 ilk yarı sonucu Zulu Süper Lig 7. sezon çeyrek final serisinde. 2. çeyrek final serisinde Kağıtspor Espor artık 2. yarı finalist diyebilir miyiz? Yani 9-0'dan sonra artık farklı bir şey söylemek herhalde pek akıllıca olmaz. 9 round üst üste kazanması gereken bir Digital Athletics var. Bu moralle kazanmaları lazım. Bakalım ilk yarıda, ilk roundda işi bitirebilecek mi KBB? Kendileri bayağı bir hasar almalarına rağmen bakalım bombayı durdur tarafında longa çıkan oyuncuları görmüştü Kivs. Pozisyonunu bozuyor. Şöyle bir short'a döndü. Arkadaşlarından şimdilik yardım alamamıştı. Wallbang'le birlikte sanırım Blackshot var. KBB vuruyor. 2-2 değişim. Bir anda
Dijital Athletics site içerisine doğru gelebilecek mi? B'ye dönüyorlar. Jacksiz ikili bombalar. Eyvah eyvah. Bu ikili bomba iki kill çıkartır mı? Hasar var. 26'ya kadar düşürdü Levu'yu. Always short'tan zorladı. Machine X orada hayatta kalan isim olunca Plant'ı aldılar şimdi Zoni ile birlikte. Hatta 3 oyuncu galiba girecekler short'tan. Önden Always'i gönderiyorlar. 37 saniye var. İlk oyuncuyu buldu Always. Altındaki oyuncuya çatı gönderiyor. Arkadaşlarına pozisyon yarattı. Şimdi o açıyı kapatmaya çalışıyorlar. Ama üst üste gelen killer Digital Athletics'ten gelince böylece ilk round'u oluyor. 9-1. Evet, Digital Athletics ilk round'una ulaşmayı başardı. Yani KBB tarafında bakıyorum 10 round geride kaldı. Zonya'nın sadece bir kili var. Yani Kaspor Espor 4 kişiyle resmen bu round'a kadar geldi. Veya Zonya'ya kill kalmadı, onu da bilmiyoruz. Ve 2 kill'le birlikte başladı. Always mid tarafında bir anda 2 kill çıkardı. 10-0 olmayacak sonuç belki de ama 10-1 olmaya çok yakın diyebiliriz. Sokak hayvanları aç kalmayacak. 2 kill'le birlikte başladı round'a. Always. Şimdi short tarafında Vitra bir kill çıkarabilir mi? Orada minik bir ıska short'ta. Jaxis'ten ya nasıl bir özgüven. Always 3. killini çıkardı. Yarı finalist olmaya çok yakın Kayserispor Espor. Ve ikinci yarı finalist muazzam bir sonuçla Kayserispor Espor oluyor. Ona birle kapatlar. Gerçekten gördüğünüz haritada üstün olan taraf KBB Kayserispor Espor. Çok iyi çalışmışlar. Bu aradaki 2 haftalık, belki 2 haftadan biraz daha fazla olan boşluğu da çok iyi değerlendiren KBB'nin çeyrek finallerde nasıl oynadığını gördünüz. Çalışan tarafın, hani vaktini, boş olan vaktini iyi değerlendiren tarafın biraz daha yüzünün güldüğünü görebiliyoruz. Ve böylece seriler tamamlandı. Şimdi iki tane artık yarı finalistimiz belli. Bir tanesi KBB Kayserispor Espor. Onlar Fesbey Wildcats'le karşılaşmayacaklar. Evet. Galatasaray'la karşılaşacaklar. Ve diğeri de Balayspor. Onlar Fesbey Wildcats'le. Evet, yani muazzam bir lig aşamasının ardından harika bir çeyrek final serisi. Balayspor ve KBB'den muazzam bir performans diyebiliriz gerçekten. Balayspor ilk haritayı harika oynamıştı. İkinci haritada muazzam bir comeback yaptılar. Bugün ise KBB iki haritada kusursuz bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. Lig aşamasını Galatasaray ve Fesbey Wildcats domine etmişti. Balayspor'la KBB bir tık gerilerinde kalmışlardı ama bugün ortaya koydukları performansla bence kesinlikle yarı final aşamasında gerilerinde kalmayacaklar. Aksine muazzam bir playoff aşaması, muazzam bir dört final bizleri bekliyor. Evet, dediğimiz gibi şimdi çeyrek finalleri tamamlamış olduk. Böylece önümüzde programımızda yarı finaller ve finaller kaldı. Bunu da bir hafta sonu yapacağız ama bu finaller, yarı finaller ve finaller offline olacağı için onu önceden duyuracağız size. Ne zaman oynanacağına dair, saat kaçta olduğuna dair biz de heyecanla bekliyoruz. Böylelikle çeyrek final günümüzü de tamamlamış olduk. Bakalım finalistlerimiz, yarı finalistlerimiz nasıl oynayacaklar? Tekrar görüşmek üzere. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.